şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Hayra Misli'yi, Misli'yi. Mistikom'un sunduğu It's in the Game ya şimdi başlıyor. Tamam, bir şeyler var, ben size anlatacağım. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Gol dolu bir gece. Kadıköy'de Fenerbahçe 1-1 ilk yarıya girdiği maçta ikinci yarı 4 golle, harika gollerle şampiyonluğa devam dedi. Şampiyonluk yoluna devam dedi. Taraftarıyla bütünleşti. Güzel goller izletti. Eksik kadrosuna rağmen durdurak bilmeden tam yol ileriydi. Kimlerle beraberiz sevgili? Murat Çakar, Nuri Turan, Ümit Özat'la beraberiz. Murat Çakar derken kime çakıyor? Murat Çakar, Evren Turan ve sevgili Ümit Özat. Ümit abi senle başlayalım hızlıca. Fenerbahçe'yi bize bir anlat. Fenerbahçe'de neler doğruydu, neler yanlıştı? Birazdan kıyamet kopuyor. Öyle pozisyonlar var ki. Abi Osterwolder'in pozisyonu. Dur oraya girme ama. Teknik konuşmalara bir şey Ahmet Çakar anlatacak. Osterwolder'in pozisyonu içeride miydi, dışarıda mıydı? Serdar Dursun'un pozisyonundan attığı golden evvel faul var mıydı, yok muydu? Çok konuşacağımız şeyler var ya. Osterwolder kırmızı kart mı görmeliydi? Ümit Özat'la başlıyoruz. İlk yarı 4-0, 5-0, 5-1 belki olması gereken bir maç 1-1 bitti. Yani hiç ilk yarı Şimanski'nin direkten dönen topu, Ceko'nun direkten dönen topu. Yine Şimanski'nin kaçırdığı, İrfan Can'ın kaçırdığı 4 olacak, 5 olacak maç. Bir de adamların pozisyonu yokken kaleci İrfan Can'ın ukalalığı, rahatlığı aldı at desem anca buraya. Bir kale hani böyle kenar oyuncular iner de sağdan santrafora da aldı at derler ya. Anca bu kadar pas atabilirsin yani. Yani dolayısıyla ha bunlar futbolda var mı var. İlk yarı böyle bitince tabii insanlarda böyle bir telaş. Bir de Fenerbahçe'nin içeride oynadığı son 4 maçın. Evet. Pendik, Kasımpaşa, Alanya bir maç daha var. İlk yarılarında galibiyeti yok. Acaba bu maçın da mı ilk yarısı? Hatta evet, mağlubiyet. Yani. Kasımpaşa ilk yarı mağlubiyet. Alanya ilk yarı mağlubiyet. Ya da yanılmıyorsam ya da berabereydi. Yani ilk yarılarında galibiyet yok. Nitekim öyle oldu. Ve gitmeye mecal olmayan Adana Demirspor ilk yarı ki Adana Demirspor değil. Yani Fenerbahçe'nin bugün Adana Demirspor'u böyle yenmesi çok şey bir şey değil yani. Adana Demirspor sıradan bir şey yani. Ya hayır, Adana Demirspor'un ilk yarı ki Adana Demirspor'la alakası yok. Hiç alakası yok abi. Bravo. Önde bir oyuncu var. Hakikaten Balotelli yani inanılmaz kilo almış. İnanılmaz kül almış. O ailelerin o vücudu saçma. Tabii tamam futbol aklı var ama vücut gitmiyor. Bir tane oyuncunun eline bakıyorlar, o da Yusuf Sarı. Yusuf Erdoğan'dan bek olmaz, elinde oyuncu yok onun atıyor. Fransa'dan aldığı bir sağ bek var, o yok. Bir tane İranlı başka bir çocuğu atıyor. İki tane oyuncu Semih'le o Gravilon tamam iyi oyuncu. Semih zaten benim kendi oyuncum, ben getirmiştim onu. Evet abi. Önce Türkiye'ye Samsun Spor'a denemeye getirdim, almadılar. Sonra nereden geldi o? Almanya'dan. Gelmişti. Sonra Eskişehir'e gitti. Orada şey yaptı. Adana Demir'e geldi. Adana Demir'e ikinci geldiğinde bunu göndermişlerdi. Geri ben getirdim. Ha buna rağmen ayakları temizdir ama ağırdır. Geniş alanda yakalandı mı şeydi. Yani bu maç Fenerbahçe'nin yüzde yüz favori olduğu bir maçtı. İlk yarı bitebilecek bir maçtı. Baktığın zaman abi son 20 günde neler yaşandı? Sahadaki olaylar, takım ligden çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Oyuncular ceza alacak mı, almayacak mı? Bu kadar hengamenin içinde bu sonuç başarı yani. Samet etiketimizi verelim yine. BTV Diz etiketiyle yazanları doğrudan ekrana vereceğiz. Sorularını cevaplayacağız. Twitter'da X hesabımızda. Ahmet hocama dönüyorum. İğreniyorum. Neydi? Utanıyorum. Allah cezanızı versin diyorum. Oo, hocam. Türk futbolunu yönetenlere tabii size değil. Şoka girdim hocam, ne oluyor ya? Siz kendi üzerinize mi aldınız? Ben dedim benden mi? Sizler benim kardeşlerimsiniz ama doğru hocam, ben biraz arızalı girdim. Hakikaten Türkiye birçok sektörde olduğu gibi ama en çok futbolda kirlenmiş. Neden hocam? Ne oldu ki bu akşam, ne vardı hocam? Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzon'la alakası yok. Ne hocam? Ne, kimle alakası var? Ümit'in dediğinin altına imza atarım. İlk devre bence maç 5-0 biterdi. Evet. 1-1 bitti. Fenerbahçe bugün 4 attı. 4 veya 5 %100'e yakın. Bunlar için direkler de dahil olmak üzere kaçırdı. Adana Demirspor ahı gitmiş, vahı kalmış. Tabii. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Yani lig şu anda itibaren 8 haftalık bir şey olsa
Banko düşecek takımlar İstanbul Sporlu Adana Demirspor. Yani şu anda herkesin şeyini puanını sıfırla. 8 maçlık şey oyna. Adana Demirspor şu anda en mukavemeti, direnci düşük takımlardan biri. Buna rağmen. Maçta bir kırılma noktası var. Herkesin gözünden kaçan. Nedir hocam? Biz hakemken de var olmadığı için hata yapabileceğimiz. Ama şu anda sistem var. Tabii. FIFA, bakın beyler, maç 1-1. Ya da 2-1 miydi? Emin değilim. Nani müthiş bir top atıyor. Demirsporlu oyuncu çok çabuk bir şekilde Mert'in önünden gidiyor. Evet. Faule maruz kalıyor. İçeride mi, dışarıda mı? Hakem Arda kardeşler hemen 10 santim dışarıda faulü veriyor. Tamam. Osterwold'e gitmedi mi? Osterwold'e. Ben ne dedim? Mert'in yanlış dedim. Osterwold'e. Önemli değil. Bir Fenerli defans oyuncusu, Demirsporlu oyuncuyu ceza sahası çizgisi üzeri, içi veya dışında düşürüyor. Şimdi empati yapıyorum. İlk hareketi dışarıda gören hakem serbest vuruş veriyor. Yerini gösteriyor. 10 santim. Fakat milyonlarca euro harcanıp her ülkeye VAR denen bir sistemi getirmişler. Ve VAR sistemini Rivas'ındaki odana da çobanları koymamışlar. Emre Balık'ı koymuşlar. Ha, çobanları değil. Yani hakemlik eğitimi almış. Uzun yıllar ama şurada burada hakemlik yapmış. İnsan evlatlarını koymuşlar. Evet. Tamam mı kardeşim? Arda kardeşler bu penaltıyı nasıl vermezsin veya bunu nasıl dışarı taşırsın diye suçlamam saygısızlık olur. Çünkü o kadar ani ki bir de bulunduğu yer itibariyle çizgiyi göremiyorsun. Geçmiş olsun. Dışarını aldır. Olabilirsin. Var der ki bir bekle Arda der. Bekle. Zaten bekliyor orada. Adamları açıyor 9 metre şeyi çiziyor boyayla falan. Tabii. Zaten orada 30 saniye 40 saniye 50 saniyesi var. Buz gibi net ve ancak VAR'ın yardımıyla verilecek penaltıyı VAR hakemi verdirmedi. Oo. Tekrar söylüyorum. Olayın analizi şu. Olay itme kabul dışarıda başlıyor. Fakat evet. İçeride bitiyor. Ya icra hareketlerinin sonu. Bakın bu tür hareketlerde içeride. Bu tür hareketlerde faulün başladığı yer önemli değil. Bittiği yer. Dışarıda itersin. Dışarıda itersin. Çekersin darbeyi, adam içeri düşer. Abi, bu penaltı değil. Sadece. İte ite gelip de son dirsek darbesini, öldürücü darbeyi şekil birde de görüldüğü gibi ceza alanının 15-20 santim içinde sırtına koyarsan bu penaltıdır. Son adım olup olmadığı da tartışılır. Kırmızı bile olabilir. Ben kırmızı düşünüyorum. Tamam olabilir. Ama önce bir penaltı. Ama hocam peki bu gece bundan dolayı Fenerbahçeliler bir mağduriyet yaşar mı? Evren abi. Ne demek mağduriyet yaşar mı? Şu pozisyonu bilmiyorum. Yani bir şeyde bir mağduriyet çıkıyor ya. Bundan dolayı da Fenerbahçe'ye küme düşeceğiz falan der mi? Ya makarayı bırak Allah aşkına. Makara gecesi değil bu gece. Maça çıkmamazlık yaparlar mı? Çekilirler mi hocam? Şimdi bundan sonra kardeşim ben de U19 maçlarını yöneten hakemlerin daha hiç değilse omurgalı olduğunu düşündüğüm için Fenerbahçe'nin maçlarını U19 maçlarını yöneten genç hakemlere vereceğim. Hocam bir şey teyit etmek istiyorum. Bir şey soracağım. Araya girip sen... Buyurun beyefendi. Yani bu tam bildiğin, yani bir bilgi değil, net bilgi değil ama o gün nasıl yapacaklar bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin U19 maçı var. Yani Galatasaray'la oynayacağı gün. Nasıl olacak bu iş? U19 maçına da başka yedek kadro ile çıkacak. Yani öyle mi yapacaklar? Öyle yapacaklar. Yani eğer öyle çıkarsa. Yok ya. Ona ayrıca gelelim. Oraya ayrıca gelelim bence. Şuraya bir noktada. Beyler. Bu penaltı. Bu işleri bir geçin. Hakemi asla eleştirmiyorum. Orta hakemi. Evet hocam. Çünkü o kadar çabuk değişik göremezsin içeride mi dışarı. Burada 10 santimin hesabı vardır. Peki kardeşim VAR'ı niye koymuşlar? Klimayı aç. VAR'ı niye koymuşlar? Bekle Arda diyeceksin. Bekle VAR hakemi. Ne Malok mu? Emre Malok. Daha önce Fenerbahçe maçlarında görülen bir isim o da. Kardeşim bir dakika bekle diyeceksin. Bu içeride. Ha üçü bunlara rağmen. Arda ben içeride görüyorum. İstiyorsan sen bir de daha bak diyeceksin. Tamam. Bunun deme hakkın var. Her ne kadar protokolde olmasa da bunu deme hakkın var. Bu penaltı verse maç kaç kaçtı? Yanlış hatırlamıyorsam 1-1. 2-1. 2-1'de 2-2 olacaktı. 2-2 olacaktı. Dakika 70 falan. Sen bu penaltıyı nasıl vermezsin? Atlıyor hocam. Sonra dönüyorsun. Serdar Dursun'un kafayla attığı gol öncesi faul falan yok. Adam atlıyor da herif hop atıveriyor kendini. To serbest vuruş. Yani bu gece hakemlerin gecesi. Bu gece hiçbir suçlama yapmıyorum. Kalecilerin gecesi. Özellikle Adana Demirspor kalecisi. Kardeşim sen süperlik kalecisi. Yediğin 3 golle hata be. Bir anda kaleci çıktı. Birinci kaleci çıktı.
O sakatlandı ama o Azeri kaleci devam kapandı. Edemeyecek durumda. Orada bir şey söyle, bir şey öyle, öyle yakıştırmadın, saygısız. Hayır, öyle çocuk sakatlandı Azeri evlat. Vedat'ı da ben kimsenin bir şey yakıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Kötü kaleci. 7 senede 7 maça çıktı. Bir tanesi Fenerbahçe'de. Bak 7 senede 7 maça çıktı. Çıktı 7 maçın 6'sında penaltı kurtardı. Vedat penaltıcı bir kalecidir. Benim evet, oyuncum no, kaleci değil yani. Benim oyuncum hakikaten bak oyun içinde kaleci şeyi değildir, ver bana. Kaleci, ama penaltı kurtarma yeteneği acayip yüksektir. Aynen. Her şey gibi düşündü. Kardeş. Hayır. Hocam özür dilerim. Ümit abi haklı. Hikmet Hoca'yı tebrik ediyorum. 1-1 biten ilk yarı maçlarında ikinci yarıda Fenerbahçe penaltı kullanacağı için önden tedbir alındı. Mantıklı. Hikmet Hoca'yı tebrik ediyorum. Mantıklı. Bravo hocam. Penaltı. O zaman gitsin Lula Park'ta kalecilik yapsın. Penaltı kurtarıyorsun. Adana Demirspor diyorsun. Tamam da şimdi adam kaleci sakatlanmış koymuş hocam. Ne yapsın ya? Hakikaten çocuk ben, maç kalecisi değil yani. Hayır anlamadım. Ben çocuğa en ufak ahlaki anlamda bir suçlamam yok. Yeteneğini suçluyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten ben solak kaleciyi bak benim de oyuncumdu ya Allah Allah. Solak kaleciyi oldum ona sevmem abi. Niye? Çok ters gelir bana yani. Hocam hadi. Yani bizim orada bir çalık diye bir laf vardı. Çalık derler böyle. Yani sana bir şey söyleyeyim. Tuhaf abi. Kalecinin ve boksörünüz. Solağından bir şey olmaz. Tamam işte onu solak alacağım. Boksör de olmaz. Çünkü onlar ters kart alırlar. Anlatabildim mi? Ters yani kart adamı bozar. Bilir misin? Solak kaleci kim? Bartez'in dışında kim hatırlıyorsunuz? Kim? Solak kaleci. Kim? Dur kim? Abi. Bir de Evren abiye dön. Bir dakika abi. Tamam. Vedat'a konuşuyor. Solak kaleci olmaz ya. Yani. Cordoba vardı. Cordoba. Olur mu canım? Sağ sol ayakta değil mi? Hayır canım. Şeye de var abi Cordoba. Beşiktaşlı Cordoba. He. Tam sağ ayak. İkaya da var ya. Ben İkaya solak diye biliyorum. Ama sol ayak ben sol diye biliyorum. Yok alakası yok. 30'dan abi atmıştım ona da oradan hatırlıyorum. Aa! Dur. Emren abi sana döneceğim. Emre C. Bışar'ın Fenerbahçe'yi sallamasını dinlemeye geldim. Ağla demiş. Icardi maçın adamı kaleci Vedat diyebilir miyiz demiş. Bayis Baron demiş ki Ahmet hocama katılıyorum. Bariz bir şekilde ilk hamle dışarıda başlıyor içeride bitiyor. Emre C demiş ki geçen aynı pozisyona farklı yorum yaptı. Ahmet Çakar demiş. İdris Aras demiş ki bir de üye sayımız niye az diyorsun. Bışar hangi Fenerli üye olsun dakika bir gol bir espri yaptığını mı sanıyorsun? İdris. Cevap verme. Canım kardeşim üye sayımız niye az demiyorum. Organik olarak zaten 140 bin olmuşuz be. Bu Türkiye'de çok yapma, ciddi bir rakam. Yapma dedim. Sidik yarışıyor. Hayır yok mu hocam ya? Vatandaş sidik yarışıyor. Hayır sidik yarışıyor. Mütevazi olalım biz. Öyle bam bam yapalım. Ben mütevaziye miyim? Bir dakika. Hocam lütfen. Fenerler de iyi oluyor. Burası sizin kanalınız. Sakin olun. Fener'de de şaka yapıyoruz. Galatasaray'da da şaka yapıyoruz. Bırak şaka yapalım ya. Şaka yapmayın. Espri yapıyorsun diyor. Hocam ben espri yapmam. Ben şimdi ondan da o beyefendi ben üzülüyorum. Normalde şunu demesi lazımdı. Fenerbahçe her gece penaltı jokerini kullanırdı. Bu gece ise penaltı verilmeme jokerini kullandı. Mesela şaka hocam bu yani bu espri. Ama tamam. Bu gerçek ya. Hayır şaka yapalım. Şaka yapmak kadar güzel yani bir şey yok. Tamam mı? Ben buna inanıyorum. Ya beni kim peki şaka o arkadaşa şimdi ben aslında prensip olarak vatandaş. Arkadaşlar şu pozisyona. Bu pozisyon değil pardon daha önce. Osterboy'da penaltı. Bana bu pozisyon penaltı değil diyen Fenerbahçeliler yazsın. Bu değil ha bu. Bu. Bence yoktur. Yazsın kimse buraya yazsınlar hocam, buraya. Yazsın. Kaç kişi izliyor şu anda? Hocam şu anda 7500 kişiyiz. Tamam buraya yazın. Bu da Başakşehir maçında Fenerbahçe'ye verilen penaltı hocam. Dakika 90+3'te verilen penaltı. Bu da dışarıda. Ama verildi. Bu da verildi ama. Emre Malak mıydı yine? Ne Başakşehir'de? Başakşehir maçı. Ha Emre Malak'tı. Aynen öyle. Emre Malak'tı. Yani neyse Erin abi zaten. Sana döneyim. Gecenin adamı kim? Maça hakkında gecenin adamı. Yani gecenin adamı demeyeyim de Tadiş'in attığı gol müthişti mesela. Çok klas. Orada yani maçı bitirdi yani. Tadiş evet. Derim. Niye? 2-1'di 3-3 oldu. Maç bitti orada. Oyun yani teknik olarak baktığında zaten Ümit de söyledi ilk 15-20 dakika Fenerbahçe en kötü 3-0 yapardı maçı bitirirdi. İlk devre 5'ti. Yani evet. Baktığında Galatasaray'da Fenerbahçe'de bu sıkıntıları yaşıyor. İçeride erken gol atma şansları var. Maçı kopartmış. Ondan sonra sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Konsantrasyon bozuluyor. Nasıl olsa maçı alırım havası. Tabii ki oyunun içerisinde Fenerbahçe çok eksik kadroyla oynadı. Yani çok. Bu maçtan puan alması, yani galip gelmesi çok önemli. Ama Adana Demir dediğiniz gibi eski Adana Demir değil. Yani kaleye gitmeye mecali yok. Yani burada ikiniz de söylediniz. Kaleciler damga vurdu maça. Yani bu kadar üst düzey kaleciler böyle bir maçta Süper Lig'de bu hatalar olmaz. Bunları yersen yenilirsin yani. Bunu yapacak bir şey yok. Çok net. Futbolun içerisinde bu var ya. Bireysel hata çok fazlaydı. Böyle oldu mu da zaten. Büyük takım oyuncuları da bunu affetmez. Ama oyun içerisinde Ahmet Hocam da dedi. Yani bence Osterwolder'ın pozisyonu hem kırmızı kart hem de penaltıydı. Çünkü ilk müdahale dışarıda. Evet.
yapıyor ama ikinci müdahale böyle ikinci bileşik hareket içeride tak diye orada abi penaltıyı vereceksin. Şimdi bakın buradan gördüğünüz burada da gibi. Tersi bak yine sol ayaklı olduğu için yine bunu hatırlayın. Hatta Abdülkerim Bardakçı'nın United maçında adamı tamam geniş alandan kaçırdığı sol tarafına geldi diye müdahale edemedi dediği pozisyon vardı ya hani. Sağlıklı evet. Olsaydı omuzuyla dışarı atardı diye. Bu da yine ters girmiş görüyor musun? Evet. Ters girmiş ters yani. Girmiş. Ters girmiş. Çünkü sol ayaklı oyuncu ters girmiş. Yani o faul yapacak orada. Çünkü ters girmiş. İşte yani şey pozisyonu da. Ayağın dezavantajını yaşıyor. Bence de Serdar Dursun orada kendini atmaya hazırlandı. Hani boşa kaydı zaten orada kaydı ama. Alakası. Serdar da bunu orada baktı uyanık tak zaten hakem de vereceğini biliyor. Yok o. Bakın penaltı alma nedir bizim? Evinin açtığı. Penaltı aldı. Atlarım. Ayağımı götürürken bana takarsın penaltı al. Burada temas yok. Yani Serdar Dursun attığı gol öncesinde yapılan faulde oyuncunun ayağıyla Fenerbahçeli yere düşen oyuncunun teması yok. Var. Ben yok diyordum. Yok yok değiyorlar ama önceden hani atlıyor. Tamam atlamak başa o atladıktan sonra. Boşa gidiyor zaten de Serdar çarpıyor aslında onu. Tabii Serdar çarpıyor. Evet. Penaltı almak şudur. Ayağımı uzatırım. Hadi ayağı sağlamak. Kendimi takarım. Şey yürürken kendimi orada takarım. Orada şu yok mu? Mesela Nani'nin atladığını gördü. Tamam. Artık orada faul almaya gitti. Heh. Bu da var. Ama atarak değil. Atarak kendini çarptı. Hayır atarak değil. Koşarak git takıl. Ona lafım yok. Ama burada öyle bir şey yok. Hocam hakemi yedirdi. Bak bak. Sağ yani tarafta yedim, yani belli Ümit'e yakın tarafta. Nani atlıyor. Bu atladığı an hop Serdar ayağa kalkıyor bir defa. Dizleri kırıyor. Dizleri kırıyor. Kırıyor. Bitti böyle foul yok. Ha aslında Serdar dizleri kırmasa sağ ayağını atıp geçse çelmeyi yiyecek. İşte buna penaltı aldı dedi. Foul aldı derler. Burada bir şey yok. O legal olur. Bu illegal. Bu tabii. Zaten ya, sağ dizi kırık olmasa bacağı. O faul alamaz. Dizi kırık. Nani'nin de biraz yükselmiş oldu oraya takmış. Ya bak şu maçta. Dizini kaçtan kırıyor. Atladı ya. Şu maçta hocam Fenerbahçe'nin bu hakeme ihtiyacı yok. Zaten bu maçın işte. Nani'nin dizi kırık. Alın normalde. Ama Emre Molak dayanamıyor yani Molak işte neyse. Bu maçlarda illa bir devreye gireyim. İlk pozisyon var da. Yani gerek yok. Şimdi bu maçla ilgili niye garantiye almak istiyor? Maçlar önce de hep konuşuldu biliyorsun. Fenerbahçe maçı oldun bu adam geliyor. E şimdi sen sahayı oraya yazıyorsun adil rekabet. Kim inanacak şimdi ona adil rekabet olayına? Onu yazma bari oraya. Niye adil rekabet olmasın abi? Ona olmuyor işte mi? Yani bak. Bayağı yani. Adil bir rekabet vardı sahada. Oluyor mu yani? Ha Fenerbahçe, Emre Moluk falan hep beraber. Yani adil değil ki orada olan olaylar yani. Bir şu çıktı. Ne çıktı? Bu sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da, İngiltere'de de. VAR sistemi iyi lakin. VAR sisteminin başındaki adamlar. Vasıfsız, korkak olduğumu bütün maçın anasını ağlatıyorlar. Hocam. Bakın bravo, Dünya Kupası'nda bak hocam çıkacak. Bir şey söyleyeceğim. Göreceksin. Vara gidecek standardı neydi normal şartlarda? Eski veya yeni bir FIFA hakemi olması lazım. Değil mi? Şimdi bunların hangisi FIFA hakemi? Hayır eski veya yeni bir FIFA hakemi olması lazım değil. Hayır hocam. Eski. Protokolde öyle yazıyor. FIFA değil. Müsaade et anlatayım. Buyurun. VAR protokolü, VAR'da oturacak kişinin o ülkenin en üst seviyesinde tamam. Yani o baktığı, müşahede ettiği maçın o seviyesinde hakemlik yapmış olacak. Tamam. Yani Süper Lig hakemi olacak FIFA değil. Ve veya o seviyede yeni bırakmış olacak. Yani ben FIFA hakemiyim. Colina şu anda biz VAR hakemi olamayız. Biz bırakalı yıllar oldu. Tamam. Ama ben geçen mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus şu anda pekala VAR hakemi olabilirler. Hakem olmamalarına rağmen. Tamam. Peki hocam. Tamam. Soru şu. Bunların hangisi üst seviyede maç yönetti? Ben Emre Moğlu'nun Süper Lig maçını hatırlamıyorum. Üst seviye işte yönetmiştir. Hayır. 2-3 defa yönetmiştir. O kadar. Yönetmiştir. Ligde. Yönetmiştir. Ben FIFA hakemi diye biliyorum. Hayır FIFA değil. FIFA hakemi olsa da bütün maçlar anule. Geçersiz durma. Zaten öyle hocam. Ben de onu diyorum. Hayır. FIFA hakemi olma zorunluluğu yok. Hiçbir işte Avrupa'daki birçok VAR hakemler de FIFA hakemi değil. Hayır emekli FIFA da olabiliyor. Emekli FIFA. Emekli üst düzey hakem de olabilir diyorum. Üst düzeyden kastığını diye bu ligde çalışmış. Ha bu ligde çünkü FIFA dedin mi çok kısaltıyorsun. Üst düzey demek sadece Cüneyt'le Fırat demek değil yani. He. Doğru. Hayır, hakem doğru yan kararı o yan başka onu tartışmıyorum ama yönetti yani. Şimdi ben biliyorum. Şunu söyleyeceğim. Ama kötü hakemdi onu söyleyeyim. Hüseyin Göçek gibi. Bu da mesela. Kötü hakem. Ama Emre Molak Hüseyin Göçek gibi kariyeri olan bir hakem. Yani değil. Kariyer derken iyi de anlamında söylemedim. Süreç anlamında doğru, söyledim. Doğru. Evet. Şimdi efendim dedikleri Evren kardeşim doğru. Yani bu akşam. Maçı Hikmet Karaman da yönetse, Murat Sancak veya Metin, neydi bizim Metin'in soyadı? Korkmaz. Metin Korkmaz da yönetse Fenerbahçe bu maça kazanırdı. Tabii. Kazanırdı. Kazanırdı yok, Fenerbahçe çok iyi geliyordu ama... Ayrıca de ilk 45 dakika bana göre. Ya geçen hafta Hikmet Hoca'yla iftar yapıyoruz. Kimle? Evet. Hikmet Hoca'yla.
İftar yapıyoruz. Kazanacak mı dedi hocam? Yok, Hikmet Hoca, Azim Başkan, ben. Hangi Aziz Başkan? Baron. He? Hangi? Azim Başkan. Azim Kanamamutoğlu, Zafer Partisi Belediye Başkanı. Ha tamam, evet. İftar yapıyoruz. Bizim Mehmet abi, Mehmet Can Polat falan, Kurtlar Vadisi yapımcısı. Ben Evren abini oturtuyorum. Hoca burada oturuyor. Hocaya bıraktım. Hocam dedim. Böyle yaptı. Böyle yaptım. Ne diyorsun kardeşim dedi. 30 dakikada 3 olur maç dedi. 30 dakikada 3 olsun dedi. Antrenörü bırakırım dedi. Ne oldu? Olmadı. Pardon. Ha. Oluyordu. Yanlış kullandım. Oluyordu. Oluyordu. Yani. Çünkü niye? Niye? Bu her takım için. Sadece için. Bir şeyler yaşanmış. Hani Trabzon'da arbede olmuş, o olmuş. Yani 30 dakikada 3 oluyordu. Hakikaten oluyordu yani. Tabii. Şunu biliyor. Adana değil mi? Çok kötü takım. Yani hocanın dediği gibi bugün Fenerbahçe Karagümrük'te oynasaydı. En dirençsiz takım Adana Demirspor, evet, şu anda. En dirençsiz takım Adana Demirspor. Onlar bile azıcık top yapıyor. Azıcık yapıyor yani. Orada bir yere kadar dönüyor. Evet. Yani şu abi yedek kulübede 4 tane adamım var. 3'ü stoper, 1'i Serdar Dursun. Kurniç'e bir şey olsa orta sahan yok. Zayse bir şey olsa orta sahan yok. Mert Müldür'e bir şey olsa sol bekin yok. Hiç kimse yok daha. Bir tek Ferdi'ye bir şey olsa Osterman'ı sol beke çekip bir stoper alırsın. Tabii. Bir de Ceko'ya bir şey olsa Serdar Dursun alırsın. Bir de Tadiç'e bir şey olsa Ferdi'yi ön alıp gibi ben yani. Ben bugün Ceko'yu çok beğendim. Abi dinlendi. Dinlendi. 20 gündür kısa topladı bir yerde. Tadiç de öyle. Rahatladı. Oraya şey döküldü. Mükemmel oynadı. Mükemmel. Abi. Ümit abi sana sorarak döneyim. Fenerbahçe'de Fred'in yokluğu arandı mı? Zayse'i nasıl buldun? Onun dışında Cengiz'in yokluğu arandı mı? Mert Hakan'ın yokluğu arandı şimdi mı? Şimdi Zayis için dedim ki ben bir maç oynuyor, 5 maç oynamıyor ki inşallah o bir maç bu maç olur dedim, yine olmadı. Beğenmedin mi? Yok abi yani, yok ya, bir şey. Şimdi nerede Fred? Ya, Mert Hakan'ın bile şu anki haliyle Zayis'i falan yani Mert Hakan'la mukayese etmem yani. Sen bu Zayis için 2 ay sonra Sloven milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağını. Oynar hocam. Yani oynar tabii. Yani... Mesela maçta oynamıyor ki adam, kolay değil ha. Bir anda oynamıyor. Mesela oynamıyor, bir tabii. Ay sonra, iki ay sonra çıkıyorsun. Bir anda performans bekliyorsun. Yani kolay değil ha. 10 maçta oynamıyor. Yani aslında öndeki dörtlü bir şekilde yapmaya çalıştı. Arkadan da bir tek Ferdi top taşımaya çalıştı. Yani Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı iki stoperi topu oyuna sokmuyor abi. Mesela bu takım pazar günü Galatasaray'la oynayacak olsa ne yapardın? Hangi takım? Bu takım. Dün de Galatasaray'ı gördüm bu arada. Dünkü Galatasaray'la bugünkü Fenerbahçe arasında dağlar kadar farklı. Fenerbahçe lehine. Tabii Fenerbahçe lehine. Dünkü Galatasaray sezonun en kötü Galatasaray'ı. Evet. Ama bu maç farklı olur. Ya derbide öyle oynamaz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sanchez'in gireceği bir Galatasaray. Maçına göre, atmosferine göre Kerem Demirbay'ın daha tempoyu arttıracağı bir Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu daha başka. Ama dün Galatasaray'ın. Hani o 2000 dedin ya dünkü yayında bizim burada. 13'lükten sonraki yeni sezona girdiği zamanki 4-5 hafta bocalama vardı ya, aynı öyle bir Galatasaray'dı. Evet. Tabii Sanchez'in olmaması kolay değil. Bir de abi 20 gün takımlar bir arada değil. Tekrar bir hang. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Şu anda bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bunu Galatasaray'ın şeyi için bu sene var ya, kupayı kim alırsa alsın. Bak kim alırsa alsın. Ben size söyleyeyim mi? Yani bu sene bunu Fenerbahçe'de alsa, Galatasaray'da alsa insanların hep kafasında böyle, yani nasıl bir sezon olarak, o sezonun adını koyamıyorum ama çok kötü. Yani bu kadar ilk defa insanların böyle sahiplenmediği, kavganın, gürültünün olduğu bir sezon oldu. Bak bu demek değil tabii, şu anda Galatasaray'a gergin bunu söylemiyorum. Biz de şampiyon olursak aynısını, bak bu lafım o gün geldiğinde söyleyeyim, geçerli yani. Ben sana söyleyeyim, ilk defa böyle gergin, tavdu, yani sadece iki takıma fokuslanmış birlik, sadece ikisinin açısından çok, kim kazanırsa onun açısından çok değerli birlik. Hiçbir anlamı yani, böyle hani ne temaşa zevki olan, ya ne bir sezon geçirdik diyebileceğim bir sezon değil abi. Her maç Galatasaray maçı bitiyor, hakemleri konuşuyoruz. Fener maçı bitiyor, hakemleri konuşuyoruz. Yani bir de bunun üstüne taraftarlar eklendi. Ama bugün Fenerbahçe hakem olsa da olmasa da ilk yarı muhteşem oynadı. Zaten 5 atıyordu. İlk yarı için demiyorum canım. İlk yarı muhteşem oynadı. Aynen öyle. Ama Şimanski bir türlü golle buluşamıyor. İrfan sonuca gidemiyor. Bir de abi şimdi bak bir şey, önemli bir şey var burada. Bilmiyorum, ona dikkat ettiniz mi? Bu çok enteresan bak. Ne abi? Bak şimdi. Abi ha, o maç öncesinde veriyor. 11 tane sakat var Evren abi. Bak bak. Tabii. Çok ciddi bir sakat sayısı 11 var. 11 tane uyluk bilmem problemi, kasık problemi, arka adele problemi. Çok sakat. İki tane statü geriye oynamaya var. 9 tanesinin hepsi, bir de Osayi
kart cezalısı. Hep sakat ya. Çok fazla sakat ve cezalı. Livakovic niye oynamadı? Sakat onu mıydı? Bilmiyorum abi. He. Onu çözemedim yani. O da ilginç. Bir sana sözü bırakayım Evren abi. Bir ufak bir süper chat arası vereceğim. Bakıyorum. Evren abi geliyoruz bam bam bam. Ümit abime selamlar. Kerem Gün demiş. Yamaç Sakaçoğlu demiş ki Ümit abi Tadic'in futbol zekası cidden Türkiye Ligi'nin üstünde değil mi? Sizle beraber oynasaydınız nasıl olurdu acaba? 6'lık maç 8-9 olurdu herhalde demiş. Ömer Tunca demiş ki Ümit abi Fenerbahçe'yi savunuyorsun bayılıyorum sana demiş. İdris Aras demiş ki Ahmet abi penaltılarına hak veriyorum. 20 yıldır başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Sen ligden çekilmezsen dalgasını geçiyorsun. Eleştiri yaptım saygı çerçevesinde. İsmail Özer demiş ki Bışar fazla espri yapma. Acun bağlanıp ağzının demiş kalmış öyle. Murat Temel demiş ki Ümit Bey iyi yayınlar. Düşüncenizi biliyorum ama benim fikrim problem yabancı hakem geldiğinde hata yapacak olması değil. Türk hakemlerine güven kalmamış olması. Art niyetli ve tarafkir olmaları bu yüzden yabancı hakem gelmeli. Seyyah demiş ki geçen hafta hoca yaşlandı artık çakamıyor olayları demiştim. Fener'in ceza almamak için tehditler yaptığını söyledim. Ceza da almadı büyük ekşi yedi. Bu cezalardan sonra futbolcular hep taraftar döver demiş. Evren abi. Livakovic oynamadı. Sence birinci kaleciliği kayıp mı ediyor Livakovic? Yok, Fenerbahçe'nin şu şeyi de hafta sonu U19'a çıkması, küme düşünmesi, sonra vazgeçmesi. Yani o süreci seninle pek konuşamadık. Samet siz de bir yandan açıklamaları getirin. Ve Fred'in eksikliğini hisseder mi Fenerbahçe? Osay Samuel'in oynamaması. Yani bayağı eksik var canım. Şu 11 bu eksiklikler, üstelik hafta Perşembe günü Avrupa maçı var. Ne olur abi süreç nereye mesela doğru gidiyor? Normalde bugün biraz daha dirençli bir takım çıksaydı yani Adana Demir'in eski kadrosu falan puan alırdı bugün Adana Demir. Yani bu kadro çünkü çok eksik. Yani orta saha zaten çok zayıf. İlk defa oynamış iki tane oyuncu. Yani evet. Kronić zaten geldiğinden beri performans vermedi. Tamam background çok iyi ama Zayis de çok maç oynamadı. Yani bu orta sahaya üstünlük sağlayamadı Hikmet Hoca. Ya tabii ki Fenerbahçe seyirci avantajıyla işte bir avantajı var. Sonuçta bu Ferdi'si, Mert Müldür'ü baktığında kenardan da çok bindirdiler. Yani oradan tabii da ciddi ataklar yaptılar. Ama Adana Demir buna bir tepki veremedi. Ha Livakovic niye oynamadı? Mental olarak mı? Moralim bozuk. Geç mi geldi? Onu İsmail Hoca daha iyi bilir. Ama İrfan Can da gördüğün gibi bireysel bir hata yaptı. Ya burada ideal kadroya çıkmadan maç kazanmak çok önemli. Kesinlikle. Ha, diğer taraftan da yani şimdi dediğim gibi yani açıklamalara baktığı zaman oyuncuların da etkilenmeme şansı yok normalde. Ama Fenerbahçe oyuncuları hiç etkilenmemiş yani bu şey açıklamalardan. Rahatlar yani. Mıydı? Yani rahatlardı yani. Baktığın zaman hep oyun içerisinde kaldılar. Yani o hırsları, o şeyleri vardı. Tepkileri hakeme. Mesela Galatasaray'da onu göremiyorum. Galatasaray kalitesiyle sakin bir şekilde kazanıyor. İyi kötü oynasa da. Bir tepki vermiyorlar yani hakeme falan. Şimdi Fenerbahçe oyuncuları her pozisyonda hakeme gidiyorlar. Her pozisyonda hakeme gidiyorlar, oraya itiraz ediyorlar, buraya itiraz ediyorlar. Yani hep onu bir baskı altına alıyorlar. Futbol içerisinde bu da var. Evet. Fenerbahçe bu sene bunu iyi yapıyor. Ha şimdi U19'a çıkma olayı bilmiyorum. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Benim düşüncem şu. Yani başkanın açıklamaları hani Ali Koç Galatasaray'la hani oynamadan şampiyon mu olayım diyor acaba. Yani Galatasaray illa karşıma çıkmasın. Yani Galatasaray maçı onu çok geriyor. Yani Galatasaray'la oynamayayım ama yenilmeyeyim de bir şekilde şampiyon olayım. Ben lig maçına da çıkacağını düşünmüyorum. Nasıl yani? Ya bilmiyorum bir şey bulacak yine. Bir çekilme mekilme bir şey olacak. Çıkmayacak sanki öyle düşünüyorum. Ya maçta başta. Niye hocam ciddi bir şey söylüyorum ya. Bu maça çıkmıyor işte. Ya yenilirim diye belki orada onu şey yapamıyor. Burada sen Galatasaray'a veya şu an Süper Kupa'da Galatasaray'a yenilsen ne olur yenilmesen ne olur. Veya Galatasaray'a yenilsen ne olur yenilmesen ne olur. Peki ya bir kupayı kaybedersin. Bu çok mu çok önemli bir şey mi yani U19'a çıkma. Bu tepkiyi anlamıyorum ya. Neyin tepkisi bu? Zaten her türlü üstünlüğün var. Şampiyonluk yarışından kopmamışsın. Hani 15 puan fark olsa 10 maçı da Galatasaray hakemlerle kazansa yap her türlü isyanı. Bunu niye şimdi yapıyorsun? Bana çok mantıksız geliyor yani. Burada hani futbolda devrim yapalım dedi ya. Bence bu futbolda bir devrim falan değil yani. Bakın tekrar her şeyi söyleyeyim. Kendi üzerine yapabilme olayından gidiyor başkan. Ben hep benim dediğim olsun. Ben şu an başkanlık değişmiş zaten. Federasyon Başkanı Ali Koç olmuş. Yardımcısı da Mehmet Büyükekşi. Sezon başı yardımcısıydı şimdi göreve gelmiş. Abi her şeye o atadı bugün. Hakemler cezalar bugün donduruldu. Yani her istediği oluyor şu an. Evet. Dışarıda baktın. Her şey çok güzel tıkırında. Ama baksan mağdur. Ya bu da ilginç yani. Bunu da insanlar görüyor aslında. Sağda bak bugün çıktın kazandın. Zaten kazandın. İş devam ediyor yani. Sen kopmadın ki yarıştan. İki puan. Şimdi Süper Kupa'ya çıkmamak ne demek?
Yani o çok bana mantıksız geliyor. Yani o haksızlığı Galatasaray mı yapıyor? Sebep ne? Olay ne? Ben onu yani orada bir şey. O şey takımda çıkarsam, yenilirsem mental olarak belki düşerim. Mi? Veya işte federasyona bir tepki mi? Ya federasyona bir tepkisi olsa zaten federasyona hiçbir istifa falan demiyor ki başkan. Aferin. Beraber yürüyorlar kol kola. Aferin. Biz, orada bir sıkıntı yok. Büyük bir eleştiri var ama kime kızdığını, yani kim şampiyon yapmayacak veya neleri kime ne yaptığı belli değil. Yani bir şahıs veya bir kurum yok. FFB diyor geçiyor mesela. Daha ağır bir şey var. Nedir hocam? Daha ağır bir şey. Buradan başta Ali Koç'u ve tüm Fenerbahçe'nin yönetim kurulunun sportif ahlaka davet ediyorum. Ne demektir bu? Sen 18 yaşında, belki çocukların bir kısmı reşit bile değil. Yani imza atma yetkisi yok. Evet. Yani. Bu çocukları böylesine bir soytarılığa alet edemezsin. Üstelik bugün Erol Bilecik denen şahıs merak etmesin. Maç 90 dakika oynanmayacak. Şimdi oraya bu ne demektir bilir misin? Bu ne demektir biliyor musun? 9 kişi çıkacaklar, sonra 3 kişi atılacak. Hayır, şöyle yapacak. Bu işi ben şöyle anlıyorum. 9 kişiyle çıkarsın evet. Sahaya. Birinci dakikada çocuk atlar topu elinde keser. Hakem sarı verir. Hadi ya der, kırmızı. Sen ne yapıyorsun hoca der. Bir kırmızı da. Yani ikinci dakikada 6 kişiye düştüğün an maç otomatik olarak tatil olur. Erol Bilecik diyor ki kararları, bu şekilde kararları. Atıla atıla 3-5 dakika içinde batıbıcı. Bunun adı soytarılıktır. Bunun adı takiyedir. Bunun adı spor ruhuna ağır aykırı, çok unfair, dürüst olmayan ve bunun için 18 yaşında sübyan dediğimiz, belki de 18 yaşını doldurmayan insan, sübyan gençleri kullanan bir Fenerbahçe zihniyetiyle karşı karşıyayız. Ne Ali Koç'un, ne de diğerlerinin. Türk futbolunun geleceğini oluşturacak. Evet. Oradaki 18, Türkiye'deki bütün 18 işte. 18 yaşındaki çocukları böyle bir şeye alet edemezsiniz. Biraz sonra söyleyeceğim, asla. Altını çiziyorum. Benzetme veya paralellik arz etmesin. Anlaşılması açısından ağır bir şey söylüyorum. Kan davalarında bilir misiniz Doğu ve Güneydoğu'da? Az ceza alsın diye. 15-16 yaşındaki erkek çocukları babası der ki git şunu vur. Ona niye vur der biliyor musun? 15 yaşında çocuk vurursa 10 sene alır. 25 yaşında bir çocuk vurursa 24 sene alır gibi. Yani cinayet için çocuğunu kullanan zihniyetler vardır bazı insanlarda. Bu kan davalarında olur veya tetikçilikte olur. Hrant Dink'in vurulma olayında çocuk reşit değildi. Hrant Dink şey, o gün Samaz. Şimdi Fenerbahçe, sen Ali Koç, sen Futbol Federasyonu'na tafra yapmak için evlatları kullanamazsın. Evlatları böyle bir çirkin amacı alet edemediğin gibi gece saat 12'den sonra Fenerbahçe'de bütün ibreler dönecek. Nasıl dönecek biliyor musun? Nasıl hocam? Gidilecek. Şu andaki uçak inecek. Çocuklar hoş geldiniz falan. Çocuklar maça çıkacak. 9 kişi. Tamam, kanuni. 3. dakikada falan 3 kişi oyundan atılacak. Öyle tekme tokatla değil, itirazdan. Nereden yani, biliyorsun hocam? Öyle diyor, başta 90 dakika oynamayacak diyor. O çocukları belki kullanıp adama Galatasaray futbolcuya gelecek, atlayacak, şifre olacak. Ya o çocuk 18 yaşında çocuk. Ya onu gaza getirirler. Allah korusun hayır. Yani. Onu da yapar. Evet, onu bak hayır. Nasıl olacak söylüyorum. İnşallah bir şey olmaz. 18 yaşında çocuk zaten tir karşısında ikardileri mukardileri görecek. Zaten 9 kişi, 3 kişi atılacak 5 dakika içinde. 5. Evet. dakikasında hakem tatil edecek. Gerekçe şu, Fenerbahçe'nin sahadaki oyuncu sayısı 6'ya düştüğü için. Maç iptal hükmen mağlup olacaksın. Evet, bitti mi? Bitti. Uçağa bineceksin diyecek. Galatasaray orada kalacak. Kupasını kaldıracak. Şeye başlayacaklar. Ve söyleyecekleri şey var. Ali Koç yapma. Hala 3 günün var. Yapma. Saat 12'de 30 milyon Fenerbahçeli. Buna eşim de dahil. Süper Kupa maçı 90 dakikalık tamam bir işte, maç oldu. Benim lafım. Akşam diyecek ki Fenerbahçeliler. Mesela Ümit'in oğlu. Mesela benim hanımım. Benim bakkal Hasan. Fenerbahçeli. Evet, yani burayı kessen sarı lacivert takıyor. Öyle bir adam. Ya biz ne yaptık şimdi? Bir dakika. Galatasaray'ı kupayı hediye ettik. Mesela bugün A takım çıksaydık biz kupayı alamaz mıydık? En az %50 şansımız evet. vardı. Peki biz bu akşam oynadık. Daha Perşembe'ye 4 gün var. Bugün Avrupa'da bütün takımlar 3 gün 4 gün arayla şey oynuyorlar. Maç oynuyorlar. Biz bu tırnak içinde. Futbol dangalaklığını niye yaptık demeyecek mi taraftar? Başta benim karım, Bakkal Hasan, Ümit'in oğlu demeyecek mi? Bir de üstelik bundan sonrası çok önemli.
Asırlık Çınar Fenerbahçe 18 yaşındaki tertemiz çocukları böyle bir soytarılığı alet edemez, etmemelidir. Oo. Bunu da yazmazsan Samet, senin de Allah belanı versin. Bir dediklerime bir tanesini eleştirin. Bak, karşımda Fenerbahçe Ali Koç olsun şurada. %100 Ali Bey oturun hocam, ilk defa. Ali Bey oturun. Anladım. Davanda haklısın. Tamam. Sahaya indiler, dövdüler, kurşunladılar, bulunmadı. Hepsinde haklısın ya. O. Tamam. Peki sen bu maça niye çıkmıyorsun? Bu maçı ertelemiyor diyorsun. Kim? Federasyon. Demek ki federasyona senin bir şeyin var, garezin. Bir kere ağzından ben federasyon, büyük eşi. Ulan ben 3 defa yargılanıyorum büyük ekşiye hakaretten. Sen büyük ekşi istifa diyemiyorsun. Peki Ali Koç, sen hangi hakla, hangi ahlak kaygısızlığıyla 18 yaşındaki çocukları böylesine, bak bunun altına basa basa söylüyorum, böylesine bir sportif soytarılığa alet ediyorsun. Senin buna hakkın var mı Ali Koç? Bazı soruya bakıyorum ki Ali Koç karşımda oturduğu vakit. Söylediklerimde bir tane eksik, bir tane abartı, bir saygısızlık varsa suratıma tükürsün. Haşa. Belki bir yapılan soytarılıktır. 18 çocuklar oyayı, 9 kişi çıkar, 5 dakikada 3 oyundan atılsın. Bir de şu var, şimdi sen bunu önceden deklare ettin ya. Evet. Buna göre olursa çocuklar da yakarsın çocukları. Çocukları sen yakarsın Bilecik. Tabii. 18 yaşındaki çocuklara sabıka takarsın. 18 yaşındaki çocuklara hileyi, hurdayı, takiyeyi öğretiyorsun. Maalesef hocam. Soytarılığı öğretiyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Erol Bilecik, Ali Koç, senin çocuğunun babasının yerine koş. 19 yaşındaki 18 yaşındaki çocukların babası der çekir. Başkanım, benim çocuklarım bu işlere alet etmeyin. Ne yapacağım? Ondan sonra sakın bana bundan sonra. Bak birkaç söylüyorum. Bu söylediklerim biliyorum ki birkaç gün içinde çok konuşulacak. Yazıklar olsun size. Haklı davanızda nasıl rezil olduğunuzu. Peki hocam, 48 saatlik göstergeçtir bu. Ne var? O 19 takımın oyuncuların lisansları hepsi var mı? Nasıl oluyor bu iş? Ne demek nasıl oluyor? Oynar profesyonel. Oynayabiliyor. Oynuyorsa oynar. Hepsi profesyonel mi acaba? Evet. Ya, yaparlar. Hayır, yaparlar. 9 kişi yeter. Kardeşim 9 kişi yeter. Yedeğe gerek yok. 9 kişi. 9 kişi çıkar maça. 3. dakikada maç tatil. Atılarak yani. 3 kişi atılır. Atılırken tekme küfür değil. Hani top gelirken at kalkar smaç yapar. Geçmiş olsun. Ötekisi, ya belki şu onu bile beceremez hocam. Hayır. Ya. Alır topu tribüne vurur. Sarı sarı kırmızı. Tamam abiler gider. Ötekisi gelir topu barajı bozar. Bozuyorum der. Nasıl göreceğini demiyorum ya. 9 tane profesyonel U19'da var mı? Vardır. Vardır, vardır. Ya, o... Şu an bugünkü takımda bile 9 kişi. Ona da emin değilim. Bak ona da emin değilim. Abi. Aa, zaten pardon, bugün 9 kişi yokmuş da diyebilirler. Bugün zaten 5 tane genç yok, vardı. Sen olmasına gerek yok. U19'dan oynayabilir. Abi 5 tane vardı. 4 tane daha koyar. 9 tane olur. Abi en önemlisi bak şu var. Hem gençlerin değil. Orada refüze olması. Ümit abi, Evren abi, bir virgülü koyup süper setle sana vereyim mi? Tamam abi, ver çok bana. Çok özür diliyorum. Hakan Çelik demiş ki son dakika Ali Koç'tan açıklama. Adana'da bir kalecisi Vedat Karakuş'un son 7 haftada Galatasaray'ın kalesine geçemezse bir dahaki sezon hepinizi küserim. Bizim Hakan demiş. Ya, o kadar... Bir dakika. Seyyah... Yapma ya, yapma ya. Yapma. Seyyah demiş ki Arda kardeşler bu sene Fener'in 6 maçını yönetti. Ankara Gücü, Osayi, Samet Akaydın, El Karagümrük, bugün Osterwolle, Emre Emalok ve Arda kardeşler araştırılmalı. Mehmet Üstekin demiş ki İrfan Ceyda'nın cezalar ertelenir, Icardi'ye verilsin demiş. Ozan Hocaoğlu demiş ki Evren Turan bile kendi söylediklerine inanmıyor. Çünkü hocan ve başkanın tefeye bu hakemlere sahip çıkmadı, unutma demiş. Ömer Çey demiş ki 6. hissi güçlü kişiler anlamışlar ki bu sene ligi Fener'in bir şekilde alacağı anlaşıldı. Fake mağlubiyetler işe yaramış ve hakemler ele geçirilmiştir. Ben Premier Lig'e geçiyorum, size iyi tiyatro seyirler demiş. Seyyah demiş ki Ahmet Hoca'nın vicdanını sesleniyorum. Bu sene bütün Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izlesin. Hakem hatalarıyla artı eksi puan yapsın. Fener'in hakem sayesinde en az 10 puan aldığı ortaya çıkması da en ağır şerefsizim. Bu kadar çirkef öyle demeyelim. Ozan Yıldız. Yürekleri yetmiyor maça çıkmaya. Çoluk çocuğu öne sürüyorlar. Utanmasalar Rambo Okan'ı forvet oynatacaklar. Ozan Hocaoğlu demiş ki Ahmet Hocam'a katılmıyorum. Çünkü sene başında Galatasaray istediği gibi bu kupa ertelenmişti. Ayrıca Avrupa'ya örnek veriyorsun. Hangi ligde Süper Lig arasında böyle bir tarihlerde oynandı? O yüzden aynı değil. Burhan Ekrem teşekkürler. Sezon başı yalnız hem Galatasaray hem Fenerbahçe istemişti. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesini. Yazarmış. Şimdi bir tarihe tanıklık ediyorsunuz. Evet hocam. Bak Ali Koç Bey,
Duydum ki. Devam bak et. Ali Koç. Evren abi sana vereyim. Sen hayır hayır hayır. Ben bunu herkes duysun. Hocam herkesi... sıkıntı olur. Bana sıkıntı olur. Bak, bak o lan o işte. Bak Ali Koç bak, Bey. Bak valla bir tehdit evet, falan yersin. Bir dakika bir devam aldırır, et. Aldırır maldırır bir yerden. Bir ben sana uyarayım da. Süper Kupa'yı ama hocam bak Ali Koç. Ya doğru sen yapmayın. Bak, hocam Erdem Timur'u da seyretmedim. Yayınsal soytarlık yapmayın. Hocam Erdem Timur'u seyretmedim. Abi bir dakika ne yapıyorsun tamam. Sen ya? Tamam. Dediklerimi yazsana. Tamam Süper Kupa'yı. Tamam yaz da öyle konuş. Kupa'yı U19 takımı ile. Çıkacakmışsınız. Çıkacak. Çıkacak ve. Çıkacak maç ve. Maç 90 dakika sürmeyecek. Maç 90 dakika. Sürmeyecek. Dakika. Sürmeyecekmiş. Erol Bilecik Bey böyle söyledi. Erol Bilecik Bey. Bir dakika. Erol Bilecik Bey. Bilecik Bey böyle söyledi. Siz hangi akla? Söyledi. Satır başı. Siz hangi akla? Satır başı. Siz hangi akla 18 yaşındaki genç çocukları? Akla 18 yaşındaki genç çocukları. Yaşındaki genç futbolcuları. Yaşındaki. Ya tüyüt batırıyor. Genç aynen öyle. Futbolcuları. Onu şu dinliyorsunuz. Genç futbolcuları. Futbolcuları. Tamam. Böylesine rezil bir sportif soytarılığı alet edebilirsiniz. Böylesine edersiniz. Rezil bir sportif soyut sportif soytarılığı tırnak al şey tık tık al. Hocam o kadar uzun yazsana kardeşim. Yapamam hocam. Sportif soytarılığı alet edersiniz. Soytarılığa edersiniz soru işareti. Alet edersiniz. Baktınız değil mi hocam? Soytarılık hakaret değil. Ben sportif soytarılık dedim. Kimseye soytarılık demedim. Bu tavır davranışa soytarılık diyorum. At BTV diyeyim. Et yok be, et yok bırak. Et var, et var. Ya ben ya, sen, hayır, hayır. Hüşer versene. Gönderin hocam. Eren abi, sen ne diyorsun? Ahmet hocam çok sert konuşuyor ama. Ya birincisi tabii U19'da çıkmak normal bir davranış değil. Yani Türk futboluna devrim yapalım derken bence bu bir darbe olur. Yani şimdi futbolun biz marka değerinden bahsediyoruz. Hep öyle olsun diyoruz ama ne hale geldik bu sene. Tabii. Şimdi bu açıklamalar, bu tavırlar, işte ligden çekilip deyip çekilmemeler. Oraya işte maç oynanırsa yabancı hakem olsun. Yani hep böyle bir teklif, hep böyle bizim istediğimiz olsun. Ya böyle devrim olmaz. Şimdi o çocuklar bir, onlar orada bir eziyet çekecekler. Buna alet olacaklar eğer öyle bir şey olursa. İkincisi Urfa'ya gideceksin seyirci. Taraftarlar diğer illerden gelecek. Geçen Okan Hoca da söyledi. Derbi oynanmasını maç izlemek istiyor insanlar, futbol şey olsun. Ona bir darbe vuruyorsun. Yani orada bir sonuçta bir kupa var. Süper kupa, her kupa önemli bütün camialar için. Sana mental olarak da çok iyi ol gelecek belki. Sen o kupaya çıkmak istemiyorsun. Ya buradaki tepki Ümit de mesela o zaman dediğinde ben demiştim ligden çekilir. O zaman ligden çekilecektir abi. O evet kadar abi. İnsan oraya topladın. Tabii. Anladın mı? Oradan zaten sen bir güven kaybı yaşadın. Sen o 19'a çıkacaklarına inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Bir de Galatasaray'lara uyarım. Bak. Ya federasyona gider yapmışlar resmi. Uyar, bak çıkmayacaklar. Bence Galatasaraylar konsantre olsun. Takım tam kadro çıkacaklarını düşünüyorum. Bu yine bir blöf olduğunu düşünüyorum. İlkinde nasıl söyledim? Evet. Blöftü yaptın. Aynısı oldu. Yine takım da çıkacaklar. Niye? Dengeleri bozmak. İşte federasyonu bir şekilde etki altında bırakmak. Hakemleri zaten bir şekilde bıraktılar. Burada bence %99 normal kadroyla çıkacak. Yani bunu yaptığın zaman Galatasaray zaten şu an biliyorsun müzesi doldu anasatayım. Yer yok. Bir kupa daha alacak oraya. Kim ne çıkarsa çıksın. Çıkacak. Yenecek yani. Yapacak bir şey yok. Yani burada. Sonra Süper Lig şeyin var. Maçların var senin. Yani burada kaybetsen ne olur bu kupayı? Ama kazanırsan da ne yapacaksın? Ben kardeşim çıktım oynadım bir kupa daha aldım. Tabii. Sonra lig şampiyonluğun devam ediyor. Bu arada yani, kazanırsan büyük avantaj sağlarsın. Buradaki bu bence var. Bak burada bütün Fenerbahçe camiasını kullanıyor başkan. Yanlış yapıyor. Bravo. Bireysel olarak düşünüyor. Kendi egolarına yenik düşüyor. Yani sen ben olarak ben Galatasaray'a yenilmeyeyim ne olursa olsun ilerleyeyim. Benim şeyimi bozmasın o maça kadar. Bu yanlış. Hayır. Yanlış bir strateji. Ve bunda da bak büyük hata yaptığını anlayacaklar eğer çıkarlarsa. Ama ben ihtimal vermiyorum. Yine son saniye bir karar alacaklar. Yayıncı kuruluş kim verecek maçı? Hocam maçı kim veriyor? Aspor, ATV mi? Süper Kupa'yı kim veriyor? ATV. Etiketleri alalım. Bir, ATV. Ona bir darbe vuruyorsun. Yani sonuç yayıncı kuruluşu. Yok fark etmez o merak etme. Hocam o, onlar verecekler maçı sonuçta. Hayır. Böyle bir olay reytingi düşürmez artırır. Artırır da hocam 19'a çıktın 15 takım bak zaten. Kim izleyecek onu? Taraftar maça gider birazdan mi? Birazdan tekrar söylüyorum. Gitmez değil mi? Son 5 yılda atıp da gurur duyduğum bir numaralı tweet az sonra sevgili BTV izleyicilerin Samet'in de katkısıyla getirilen. Ama bari BTV değil etiketini yapsaydınız. Olmaz hocam. Abi. Etiket yapsaydınız. Ben BTV'ye yapıyorum.
Ne demek ya? Bugün de yazı satan yarın BTV'yi satar. Hayır, ya. Hocam bak şimdi tehdit edersin sıkıntı olacak senin. Ben sana söyleyeyim. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Benim tehdit yemişliğim olduğu gibi kurşun yemişliğim var. O işleri yemeyenler konuşuyor. Çünkü bu ara çok gece, tehdit var ya. Gece rahat uyuyamasın. Ben değil mi? Evet. Bu gece sen sıkıntılı olur. Beni soyunmam ister misiniz? Lütfen. Buradan aşağı kadar. Bir soyunsanız hocam. Hayır abi lütfen. Bırak sokka bokka bazı kadar. Buradan bizim aşağı için. Kadar. Bizim için. Kesik, bıçak, ameliyat. Belimde 4 tane delik. Kurşun deliği. Tamam. Siz bak herkes delikler açık şimdi. Mı hocam? Yok kapattılar. Ümit iyi miyim bu akşam lan? Acayip sorunlar. Havaya gittim siz devam edin. Seni bir dakika. Tek şey var. Hocam burada yani. Bir dakika. Tamam. Ya şimdi devam edin. Sen de üçlü yazsın. Hayır alma üçlüye. Üçlü yazsın. Abi hayır. Hareket tarzı tamam, belirleyin. Tamam rahat olun. Arkadaşlar. Sonra tarih yazıyor burada. BTV'de etiketine X'te fotoğraf atın yayınlayalım. Yorumlarınızı atın yayınlayalım. BTV'deyiz. Etiketimiz bu. BTV'deyiz abi. Eren abi sen de atabilirsin. Yok iyi. BTV'de etiketini. Çok üzgünüm. Abi sözüm var. Abi sözüm. Eksik fazla var. Hangi konuda? Ümit abi. Tweet'imde. Okuyayım da. Ümit abi. Tweet gelecek de birazdan. Hangi konuda üzgünüm? Boş ver. Sen kendi yorumlarını yap abi. Böyle gidiyor. Yok yok. Hangi konuda üzgünüm? Önümüze bir fırsat geldi abi. Yani Türkiye Kupası'na, Süper Kupası'ya katılmamak benim için yaptırım değil ya. Yani zaten hani kendileri için bir şey ifade etmediğini söylediğiniz bu kupaya katılmamak bir yaptırım olamaz. En fazla seneye diğer takımlar da ama herkes bir alt lige düşmeye cesaret edemez. Düşseydi tarihe geçerdi. Tarihe geçerdi. Peki hani... Süper Kupa'da U19'da çıkacağız ve ne fark eder çıkışın çıkmaz. Maç 90 dakikada bitmeyecek. Buna ne diyorsun abi? Ya bu U19'da çıksan olur çıkmasan olur. Hiç çıkmasın daha iyi. Ama hiç şöyle aradaki fark şu bir şey. Çıkmama şeyi de var değil mi? Tabii. O hiç çıkmadığı zaman bak. Oradaki şey şu. Mesela bak oradaki bir nüans insanlar atlıyor. Federasyona önümüzdeki 2 sene Türkiye Kupası'na katılmayacağını belirttin ya. Evet. Diyelim seneye bir yönetim geldi. Şunu diyebilir. Ayza evet. O yönetimi kararıydı. Biz katılmak istiyoruz. Zaten başkan bırakmıyor mu normalde? Hayır. Olursa bırakırsa evet. Diye üzerinden konuşuyorum. Yok bırakacağım. Veyahut da şartlar öyle bir gelişir ki hayır katılmak istiyoruz diyebilirsin. Ama Süper Kupa maçına çıkmadığın zaman o maçın cezası ne biliyor musun? Süper Kupa maçına çıkmadığın zaman 3 sene Türkiye Kupası'ndan men ediliyorsun. Zaten o zaman 2 sene gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ama gitmeyeceğimin bir şeyi olabilir. O zararı biz toparlayacağız diyor. Hayır bak 2 sene olarak. Eren abi 2 sene ben gitmiyorum demenin bir şeyi olabilir. Yarın belki kendi bıraktığında başka bir yönetimi belki hani şunu diyebilir belki kendi bırakmaya karar verdiyse ben bırakayım ama bu kararı ben verdim. Şey yapmış aynısı. Ümitciğim hayatım kendini bağladı Fenerbahçe dedi ki bugün federasyon resmi yazı gönderdi. Neydi? Dedi ki Süper Kupa finaline yabancı anca. Hakem gelmezse veya maç bir farklı tarihe ertelenmez ise maça ya çıkmayacağız ya U19 takımıyla çıkacağız. Kesin değil mi? Tamam. Evet. Bu Fenerbahçe'nin resmi imzalı mühürlü federasyonun şu anda arşivine girmiş, kapa bildirilmiş bir açıklama. Şimdi bu dakikadan sonra... Her kim ki yabancı hakem bu maça getirir şerefsizdir. Erol Bilecik'in açıklamalarına verebiliyor muyum? Lige getiremiyorsun. Bu maçı ya bu gidere şantaja boyun eğmedir. Evet 3 günde getiremez. Bişen Borsa'yla ilgili bir çıkartmasan. Da çünkü dayı sen kime şantaj yapıyorsun? Başka zaman tamam. Ne kadar düşmüş? Ama onu bilmiyorum ama düşmüş sonra bir daha ama düşmüş. Taviz veriyoruz. Daha bugün konuştuk. Sevgili Murat Aşık'la beraber bugün konuştuk. Bak buyurun. Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımıyla çıkacağız. Urfa kentine ve Urfalı kardeşlerimin şehrine bir mesajım var. Biz aldığımız kararla orada rekabeti simgeleyen müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Dur, ama dur. İkinci olay. Bak şimdi Urfalılar beni iyi dinleyin kardeşim. Bana biraz gıcık kaptığınız zaman ben haklıyım. Benim aklımı anlayacaksınız. Bu Urfa halkına Güneydoğu'ya yapılmışsa bir saygısızlıktır. Çünkü Urfa halkı belki 10 sene önce bir Süper Kupa finali gördü. Fener Trabzon. Abi Urfa her hafta büyük maç takımı görmüyor. Hepsi televizyonda görüyor. Bak madem yapıyorsun Urfa halkına da saygısızlık yapmayın. Tabii. Şimdi dediklerimde ne var? Yani Urfa halkı şu anda ne yapıyor biliyor musun? Çok seviniyor. Fener Gazi. Oradaki garsonlar yok mu şeydeki? Oteldeki kalacaklar. Ben işte Icardi'yle resim çektireyim. Ben Ceko'yla çektireyim. Tabii. Annesi arıyor. Elazığ'dan. Oğlum benim için uniformu alır mısın? Var. Esnaf diyor ki çocuklar 150 kilo et getirin. Urfa yapalım. Millet gelecek. Biz de kalkınacağız. Daha kardeşim para kazanacak şehir. Tabii. Tabii Urfa zengin yer. Petrol mü var Urfa'da? Tabii. Herkes havaya girmiş. Şimdi U19 geldiği vakit maç 5 dakika sürecek. U19 geldiği vakit Fener taraftarı ve Galatasaray taraftarı da gelmeyecek. Zaten maçın 5. dakika. Şimdi bakın geri al. Al canım kardeşim.
Çevrelerden de gelecek hocam. Sadece Urfa olarak düşünme. İleri geri değil. Abi. Gelmeyecek zaten. Galatasaray'dan gelir hocam. Civarilerden gelmeyeceği için. Ya neye gelip 5 dakikalık maça gidilir mi ya Urfa'ya? 5 dakika yapar. Galatasaray kendi arasında şikayet yapar. Orada bir şey bence yapar. Bence gitmez. Al geriye. Kupayı bak gizdirir. Diyor ki süper kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Yollayacağız demiyor. Yolladık. Aynen dili yani. Geçmiş. Yolladık. Dili geçmiş. Hocam, yolladık. Müsaade et. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Müsaade et. Yolladık. Demek ki yazı şu anda federasyonun elinde. Yazıda şantaj var. Evet. Maçı ertelemezsen ve Avrupalı yabancı hakem getirmezsen U19'da çıkacağız. Bu dakikadan sonra eğer federasyon üyeleri hanımlarının çocuklarının yüzüne bakıyorsa böyle bir şantaja asla boyun eğmeyecekler. Bunun adı şantaj. Şantaj. Yani şantaj demeyelim ne derler gider. Yok şantaj ama. Şantaj. Peki federasyon diyecek ki maçın hakemi örneğin. Blöf. Atilla Karaoğlan. Maç pazar gecesi 21.30'da oynanacak diyecek. Atilla Karaoğlan yönetecek. Bakın dalganıza diyecek. Kim onu yapması lazım federasyon? Peki o zaman sen tükürdüğünü yalamayacak. U19'u götüreceksin oraya. İşte o zaman benim tweetim gündeme gelecek. Fenerbahçe yöneticileri 18-19 yaşındaki gencecik pırıl pırıl çocuk. Bak Ali Koç Bey. Duydum ki Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkacakmışsınız. Ve maç 90 dakika sürmeyecekmiş. Bu laf bana ait değil. Erol Bilecik'e ait. Çünkü Erol Bilecik Bey böyle söyledi. Demek ki oyuncular ya kendini attıracaklar. 6 kişiye düşecek. Otomatik olarak maç tahtil edecek. Biliyorsunuz kural gereği bir takımın sahada olan oyuncu sayısı 6'ya düşerse maç otomatik tahtil olur. Ya da atılmayacak. Pardon diyecek sakatlandım. Öteki de sakatlandım. Yedek oyuncu olmadığı için 4'ü birden sahadan çıkacak sakatlandığı için. Evet. 6 kişiye düşecek. Ya da yalandan sakatlanacaklar. Maç 90 dakika olmamayacak, 5. dakikada bitecek. Siz hangi akla 18 yaşındaki genç futbolcuları böylesine rezil bir sportif soytarılığı alet edersiniz? Fenerbahçe'ye böyle bir şey yakışır mı? Şimdi Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından biri olan Yogi Lagaplı Ümit Özat'a soruyorum. Fenerbahçe'ye yakışır mı? U19'da çıkmak yakışmaz. Ben o zaman çıkmam. Çıkmazsan çıkmazsın bir duruştur. Bu ayrıca tartışırız. Tabii. En azından bunu yaptığın vakit çoluğu çocuğu alet etmiyorsun. Çıkıp bak çıkıp 6 evet. Kişi kaldığı zaman alacağı cezayla. Evet. Çıkmadığı zaman alacağı ceza. Kimin cezası? Abi anlatıyorum. Süper Kupa'ya çıkmadığın zaman önümüzdeki sene 3 sene Türkiye Kupası'ndan kanunla men ediliyorsun. Onu da göze almışlar ben ama. Ben öyle bir şey bilmiyorum bu i̇ki yıl, arada. Kardeş. Doğru. Şans bir şey abi, dersin. Var abi. Ama ben konu sürmüyorsunuz. Hayatım. Ona. Anladım ben seni anladım. Direnişin, bak önemli omurgalı şey. Duruşun, direnişin faturasını ödemeye hazır olacaksın. Tamam ben zaten diyorum ki. Süper Yasir. Bunların öncesinde dedim ki. Yok hayır. Bunların öncesinde bu dedim ki. Hocam müthiş. Hep iyiyim ben. Türkiye Kupası maçlarına çıkmamayı ve Süper Kupa'ya gitmemeyi ben yaptırım olarak kabul etmiyorum dedim. Aynı fikirdeyim. Tamam bunu söyledim. Ama şimdi şunu yapıyorlar. Diyorlar ki bu maça çıkalım. Hani A takım oyuncularına götürmeyelim. Doğruduru tartışmıyorum. Tamam. Çıkıp aynı mesela hatırlar mısınız? Alaaddin'in Galatasaray'dan attığı 4 oyuncu vardı. Bir tane daha görse hükmen Galatasaray 3-0 mağlup olacaktı. Bizim oynadığımız o kavgalar oldu. Tamam hocam. Yani şartlar gereğiydi tam, o. Tam bunun bir fazlasını görecekler. Hükmen 3-0 mağlup olacak. Fenerbahçe de sahaya çıkmış olacak bir ceza almayacak. Ama Fenerbahçe direkt maça çıkmazsa 3 sene Türkiye yok ya hem baklava yiyip kendine göre trip yapacaksın hem de kaymaklı olacak ha. Öyle bir şey yok. Anlamıyorsun anladım hayatım. Maça çıkmadığı zaman 3 sene Türkiye Kupası'ndan men ediliyorsun. Olabilir duruşsa icap. Tamam ama bak bir dakika öbüründe de 2 sene Türkiye Kupası'na katılmayacağız diyor ya. Bu bir karar. Hayat yani iklim başkadır. Öyle bir an gelir ki bir ay sonra biz kararımızdan vazgeçtik. Bunun bir resmiyeti yok. Katılmak istiyorum diyebilirsin. Onda bir şey olabilir. Ama bu maça çıkmadığın zaman hem Süper Kupa'dan bir ceza yiyorsun. Anladım. Hem de Türkiye Kupası'nın 3 o zaman mecbur kesin katılamıyorsun. Amenna. Amenna. O zaman böyle bir şey için çocukları şey yapma. Alet etme. A takımın yedeklerini çıkart. Abi onu da etmiyor. Şimdi adam da diyor ki ben de hukuken bu geçerli mi? Bak doğruysa doğru diye savunmuyor. Geçerli doğru. Geçerli ben onu yapıyorum diye. Niye kendi oyuncuma kırmızı kart gördüğüm ki diyor. Zaten A takım oyuncusunu oraya götürüp kırmızı kart gösterse. Hayır. Kırmızı kart göstermeden de yaparsın. Bu işi takiye ben takiye öğretirim. Yaptığımı tam söylüyorum. Türkiye Kupası, ya Süper Kupa statüsü diye bir talimat varmış. Şimdi gördüm. Oradan okuyorum doğrudan. 6. maddede kulüplerin görev ve sorumlulukları başlıklı maddesinde kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen
müsabakaya katılmayan kulüp takip eden sezon sadece tek sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa'da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF'nin karşılaşacağı maddi ve manevi her türlü zararı, üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan ceza şart, tazminat ve benzeri dahil tazmin... Temel olarak söylediğimden farkı var mı? Süper Kupa'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunduğunu ama... Hayır, söylediğimden temel olarak bir farkı var. Bir abi üçün. Sen... Bir abi üçün abi. Doğru. Ama şimdi... Sen katılmıyorum dediğin şeyde iklim öyledir. Yağmur yağar, şemsiye kullanırsın. Güneş açar, tişörtle gezersin. İki ay sonra öyle bir güzel güneş açar, bilemezsin. Der ki ya, örnek veriyorum. Belki gerçekten bırakacak. Bıraktığı zaman da belki gelen adam diyecek ki, bu geçmiş yönetimin kararıydı. O zaman sana çocuğumu söyleyeyim. Çok kolay. U19'u alet etmeyin. Koy kaleye İrfan Can'ı. Meriç, 9 kişi çık. Ya şeyi de götür. A takımı götür. Üçüncü dakikada İrfan Can atılır. Sakatlansın. Atılmasın. Sakatlandım hocam desin. Giremiyorum. Dördüncü dakikada Mert Müldür mü? Mert Müldür mesela. Mert Müldür sakatlansın. Kaldı mı 7? Ya hocam o artık körün gözüne. Bu da körün gözüne. Zaten körün gözüne parmağı sokacağım diyor Erol Bilecik. Bu maç 90 dakika bitmeyecek diyor. Ne oluyor? Şey mi yağacak Urfa'ya? Kar mı yağacak da hocam, sağa kapanacak? Bu 7 Nisan'da beraber karar almadılar mı? Beraber karar aldılar Fenerbahçe Galatasaray. Bu tarihi belirlediler. Evet. Doğru. Hayır, bu tarihi federasyon belirledi. Yok, federasyon belirledi. Telefonla sorulmuş. Suudi Arabistan'da oynamamayı beraber belirlediler. Evet, ama burayı da ikisi de kabul ettiler bu tarihi. Tamam dediler, oynansın. Bitti. Ben onu bilmiyorum. Evet öyle hocam. Ben onu biliyorum. Ha bir de şu var. Anlamadığım bir şey var. Ya niye Galatasaray'a bedavadan bir kupa veriyorsun? %50 şansın var. Çık A takımla. Ha yenersin, yenilirsin. O başka. Hocam işte oradaki olayı sana söylüyorum. Ne? Ya o Galatasaray yenilmemek. Yenemeyeceğini düşünüyor. Ya olur ya, mu öyle şey? Ya olur mu öyle şey? Evet hocam. Ben sana söyleyeyim. Bu seneki ben şeyi öğrendim. Yani olayı anladım başkanın. Evet. Bana diyor ki abi benim kupamı verin ben gideyim. Her türlü o kupayı almak şimdi istiyorum. Beyler siz de şimdi sportif evet, anlamda öyle, şey yapıyorsunuz. Evet sportif anlamda değil hocam öyle. Şu Evren an abi. Yapılanları gördüğün zaman bana diyor ki ben o kupayı alacağım abi. Evren abi. O zaman senin dediğin o şantaj değil mi? Ben blöf. Bu ikinci blöf oluyor. Hatta 3-4 oldu. Federasyon başkanı da buna hepsine tamam dedi. Hepsinde şu an yiyor. Hepsine de okey. Bir bu kaldı. Buna da inanmıyorum ben. Yine az takımla çıkacaklar. Ya olur mu? Göreceksin hocam. Hayır niye olmaz? Resmi niye? Açıklama var. Yapsın hocam vazgeçtirmeyecek ya cumartesi günü. O zaman tam ayağa düşünür iş. Niye tam şimdi? Kongresini topladın hiçbir şey söylemedin. O zaman çekin maça Evren abi. Bilet almayın deyip de maça çıkarsa daha kötü. Sokağa çıkamazsın. Bilet almayın. Tartıyor ani konuştuğu için tartıyor. Taraftara bilet aldırmadı. Bir de bunun üstünden çıkmazsa taraftar bize dalga mı geçiyorsun de. Ümit abi. Taraftara bilet aldırma. Sokağa çıkamazsın. Hocam. Pazar ertele diyorlar ya. Pazar günkü maç 7 Nisan 2024 tarihinde oynanacak. Hı hı. Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da 11 Nisan 2024 tarihinde oynanacak. Pazar Perşembe günü. Aynen. Karagümrük'te oynarım diyorlar. Bundan 2 yıl önce çok özür diliyorum abi. Bundan 2 yıl önce Galatasaray Barcelona'ya karşı UEFA Avrupa Şampiyonası'nda 10 Mart 2022 tarihinde Barcelona'ya karşı oynadı. Sonra 14 Mart'ta Beşiktaş derbisine çıktı. Peki. 2022'de. Yani 10 ile 14 arası kaç gün var? Ya öyle bakarsan. 10 ile 4. Abi bir dakika 7 ile 11 bir arası kaç gün var? 4. Ya 4. Tamam da bir şey şimdi matematik dersi yapmıyoruz. Ben de gel 4 sene önceye sana ertelenen maçını söyleyeyim o zaman. Nedir? Gir 2096-2000'de dünya kadar maç ertelendi. Bir tane. Ya tamam. Hangi maç? Var abi. Şeyde UEFA Kupası olduğu sezon bir tane maçı ertelendi. Yani şimdi. Ona şampiyonluğa giderken Galatasaray. Yahu kardeşim ya, şunu diyorum. Bir tane olur. Maçın tarihi yanlış. Buna lafım yok. Ben federasyon bir başkanı. Bir de çok özür dilerim. Bugün de maçı ya. Lig maçı olsa. Hayır. Diyor da ben Galatasaray açısından söylüyorum. Evet. Galatasaray bunun niye ertelenmesini istemiyor? Bu Galatasaray büyütürdü ya. Bu Galatasaray küçültmez ki. Lig maçı olsa Galatasaray'a desek ya rakibimi böyle yakaladım. Rakibim ne kadar yorgun olursa, ne kadar cezası olursa o kadar iyidir anlarım. Ya şu Süper Kupa'nın iptal edilmemesini istemek, zaten Olympiakos maçını oynayacak 3 yani. Şu Süper Kupa maçının iptal edilmesi, yani Galatasaray'a bir şey katmıyor. Zaten 4 gün sonra Olympiakos oynayacak, 3 gün sonra Karagümrük oynayacak. Fenerbahçe'ye bir şey katmıyor diyorsun. Galatasaray'da bir şey katmıyor. Yani şöyle katmıyor derken hani Galatasaray-Fenerbahçe maçını maç iptal olursa Galatasaray ne kaybedecek? Ya da ne kazanacak? Bak normal şartta dediğin... Süper Kupa maçı, normal, lig maçı olsa haklısın. Tamam normalde olurdu da abi adam Galatasaray beka sorunum diyor. Yöneticisini tehdit ediyor. Yani o ilişkiler çok iyi değil ki. Yani sen orada... Tamam ilişkiler iyi değil. İlişkiler kopmuş. Devamlı tehdit var, devamlı şey var. Hakaret var, devamlı
hain terör örgütüyle bir şeye var. Şimdi mesela bir şey var. Olmaz ama, abicim. Ama bak, geç abi bak, o işleri. Aşkım, hayatım. O kadar da değil ya yani. Şimdi bak, hiçbiri suçsuz değil. Ona da sen ölmüş niye? Abisi üzerinden, sevgili kardeşimiz Mustafa Koç üzerinden darbe vurdun. Yapmayın. Ama bireyler... Hocam işte, şimdi siz ben anlıyorum ki şöyle camiyalar, yapıyorsunuz. Camialar. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı derecede. Hep o örnekleri veriyorlar genelde medyada. Galatasaray'da hayır abi. %80 bu taraf suçlu, %20 de bu taraf. Hiç onu birbirine yapmayın. Bana göre çok söylenen ortada. Laflar çok ağır. Bana göre ortada. Galatasaray camiası bak. Galatasaraylı başkan yönetici hiçbir zaman camiasına Fenerbahçe bir şey demiyor. Ama Fenerbahçeli başkan hem şahsa hem camiaya beka sorunu diyor. Şimdi bak hocam, bunu diyor. Bunları da diyemezsin abi. Dün attı Evren abi yoktu. Geçenlerde Barış'la İsmail mesela beraber Roma'ya bile tatile gitmişler. Mükemmel. Evet. Harika bir şey. Mükemmel. Zaten onlar arkadaşlar. Ulan futbolcular arkadaş. Ailece görüşü, yöneticiler kavga ediyor, taraftarlar kavga ediyor. Gerek yok. Buna ne gerek var ya? Evet. Okan Buruk da söylüyor aynısını. Futbolcular birbirlerine lafı sözü yok. Okan'la İsmail Buruk'u zaten birbirine düşürdünüz. Tamam mı? O haklı, o haksız. Bak ona bir şey demem. E futbolcular kendileriyle kavga etmiyor. Ben burada Evren abiyle kavga etmiyorum. Örnek veriyorum. Yani bu tamam konu tartışma başka bir şey. Örnek biz veriyorum. Bizi izleyen, bizi izleyen kavga ediyor. Ya o ne anlamı var la bu işin? Ya futbolcular oynuyor. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, kahve içiyorlar. Ben sana şöyle yabancı oyuncular var ya düşünsene. Tamam şu anda yok da. Bir Brezilyalı, bir Brezilyalı onlar da olsa. Bunlar var ya dört duvar arasında bunlar ne yapıyor, manyak mı diyorlar birbirine. Bunlar ya belki görüşen var, aynı takımda oynayan var mı bilmiyorum. Oluyor da önceden onlar oturup yani? Konuşuyorlardı abi Beşiktaş Galatasaray. Bunun manası ne yani? Yani oyuncular arasında aslında bir gerginlik falan yok. Gün değilim hocam. Hepsi arkadaş bir takımda zaten. Bu gece böyle. Anladın mı yani bunlar öyle birbirine nefret falan etmiyorlar. Öyle bir nefret bir şeyi yok adamların. Ha rekabet var. Ama hepsi de bir kendi aralarında iyi anlaşıyorlar. Ya bu işin açıklamaları bu işin birinin şey olması lazım abi. Birinin hani ortaya böyle bu ne işte, derler hocam ona? Leşleri koyması lazım. Ya, yani, belli 30 abi. Yıldır koyuyorlar mıydı? Aziz ya, başkan. Ama bu sefer ki normal değil hocam. Bu şampiyon olduğunu dövdüler sonra. Bu sefer ki normal değil hocam. Hocam, doğru. Hocam ama doğru. Bir şey söyleyeyim bak. Bu sefer ki normal mesela, değil. Mesela ligi bitirtmeyiz de nasıl hep beraber tepki verdik? O da tehditti. Bir dakika. Ama o kişiye tehdit değildi. Erden Timur 150 kere özür dilemek zorunda kaldı. Doğru. Bak açık söylüyorum özür dilemek zorunda kaldı. Doğru. Ama evet, başkan bile tepki gösterdi. Oradan başlıyor. Galatasaraylar bile tepki gösterdi. İstediği kadar özür dilesin. Ama, hayır. Ama ondan önce de var. Ali Koç dese ki. Yani bu demek değil. Mustafa Cengiz Ali Koç arasında çok gerginlik aşkım, vardı. Aşkım. Vardı. Bugün Ali Koç deseydi ki ya dün akşam maksadını aşan bir cümlem oldu. Sevgili Erden Timur'a böyle bu manaya çıkacak ifadeler maksadını aştı. Özür dilerim hanımefendiden, çocuklarından, onlar ölene kadar benim kardeşlerim falan dese bu iş hemen bugün yatışırdı. Bravo hocam. Bazen olur Ümit. Hani böyle geldenirsin ters konuşursun. Hocam ben sen de bir hatırla bundan 4 ay önce kavga ettik. Sen tamam. Gittin. Gece sana yazdım. Ne? Ümit seni bu konuda bu kadar hakikaten aynıyım. Duyarlı olmuyordu kusura bakma kardeşim. Dedim mi demedim mi? Dedim. E ne oldu? Devam etti hayat. Hocam hayır, biz yaparız. Biz görüşüyoruz devamlı çünkü. Bak Ali Koç'un abisi konusu. Çok abicim konu. Adam ne olursa olsun artık vefat etmiş. Bu konuya girmek tahrik etmektir sadece. Belaltıdır. Belaltı ve çok yanlış. Şimdi bak. Ama bitireyim abi sana bırakayım. Müsaade edersen. Estağfurullah. Ama bütün Galatasaray camiasına beka sorunu demek. Himmetle ayağa kalkıyor diyerek FETÖ imasında bulunmak da aynı derece hata. Yani niye Galatasaray'a bunu diyorsun? İşte eski futbolcularından vesaire. E ama Fenerbahçe'ye operasyon yapan FETÖ'cüler de Fenerbahçe üyesi. O eski savcılar, terörist savcılar Fenerbahçe üyesi değil mi abicim? Ben mi yanlış biliyorum? Abicim onlar o işleri başka işler. Yani bak yanlış anlatabiliyor muyum? Kendi menfaatler için her yere her... La bunlar kendi menfaatler için birbirlerini evlendiriyorlar ya. Yani bütün, o sevdiğini zannediyor. Sevdiğini zannediyor. Bir kızla evlendiriyor onu. Kendi menfaatler için. Kulübe adam sokma. Fenerli Galatasaray'la bak Galatasaray'a da bir Fenerli gider. Bak, bir şey söyleyeceğim. Tam aynı şey diyoruz Fenerli gider. Kripto anlamazsın. Fenerbahçe mi Galatasaray'a gelip kripto anlamazsın. Ümit abi. FETÖ'den. Aynı yani şey diyoruz. Onları... Tartışıyor gibiyiz. Aynı şeyi diyoruz halbuki. Ben de diyorum ki zaten anlamazsın. Ali Başkan niye bütün Galatasaray camiasını FETÖ'cülükle suçluyorsun? Senin de başına geldi. Sen de anlamazsın. O taraf da anlamaz. Nereden bilecek? Karpuz mu içine mi? Şimdi misal veriyorum. Bizim yanımızda FETÖ'cü çalışıyor diyelim. Ya Fenerbahçe'den belki şu anda maaş alan FETÖ'cü var ya. Belki var. Bilemezsin. Galatasaray'dan ne var belki? Bilemezsin. Ya bu ülkede abi kurban olduğum Cumhurbaşkanımızın yaveri FETÖ'cü çıktı ya. Bütün devleti, bütün camiaları FETÖ'cü suçlamak biraz bu kadar yani. Gösterdim. Tek kelime bir şey olmadı. Emre'ye söylediklerimle alakalı kulüp bana açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Emre de geldiğiniz doktorda da onun Fenerbahçeli olmadığını, iki maçtan Okan abisinden 10 gol yediğini,
onun burada severek gidecek, açacak kapısı olmadığı için, çalacak kapısı olmadığı için Fenerbahçe sığındığını. Dünyanın en büyük takımı diyen adamın bir yıl sonra gelip kongre, Fenerbahçe kongre olmasının anormal bir durum olduğunu hissedemiyor musunuz yani? Onu ilk günden getiren Aziz Yıldırım'dan, ikinci gelişinden Ali Koç'a kadar herkes hatalıydı. Bu kadar basit abi. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray kongresi olmaz. Galatasaray'dan Fenerbahçe kongresi olmaz abi. Bunda bir anormallik yok mu yani? Galatasaray'da da mesela Burak Başkan döneminde Fenerbahçeli danışman vardı. Olmaz. Olmaz. Ya olmaz. Kim? Bilmiyorum ben, bilmediğim için. Boş ver. İsmini aldın değil. Ben sana ismini sorayım. Galatasaray öyle karıştırdılar zaten. Yani danışman falan değil. Bak şimdi bir açıklama var Metin Korkmaz'ın. Mert Hakan'ın şoförü bize ana avrat küfür etti. Başkan vekilleri Gökhan Göktürk'e, kim o Gökhan Göktürk? Gökhan orada spor dedi. Seni ayağından vuracağım diye mesaj atmışlar. Kim kim vuruyormuş? Yani başkan vekili Gökhan Göktürk'e seni ayağından vuracağım diye mesaj atmış. Kim yapmış? Mert Hakan'ın şoförü mü? Mert Hakan'ın şoförü küfür etmiş ana avrat. Mert Hakan'ın şoförü mü varmış? Kime etmiş abi? Başkan vekilleri, Fenerbahçe'nin başkan vekili kimse isim vermemiş. Fenerbahçe başkan vekili. Gökhan Göktürk kimse seni ayağından vuracağım diye mesajlar atmış. Ha ben de şoför diyorum. Şoför de küfür etmiş ayrıca. O ayrı, iki ayrı konu. Vuracağım diyen kim? Fenerbahçe'nin başkan vekillerinden isim vermemiş. Gökhan Göktürk'ü. Göktürk'e seni ayağından vuracağım diye mesajlar atmış. Fenerbahçeli bir oyuncunun şoförünü vuruyor abi. Doğru mu anladım? Abiciğim ya anlamak mı istemiyorsun? Hayır anladım. Metin Korkmaz neresin diye işin be çocuğum. Metin Korkmaz açıklama yapıyor. Benim diyor, bana diyor, Mert Hakan'ın şoförü bize diyor, ana avrat küfür etti diyor. Bize ana avrat küfür etti diyor. Bize diyor, ana avrat küfür etti diyor Metin Korkmaz. Ayrıca diyor, başkan vekilleri Gökhan Göktürk'e diyor, seni ayağından vuracağım diye mesajlar attı diyor. Bir bağlantısı nedir ne değildir. Mesaj attı, mesaj belgedir abi. Tabii. Ben ufak ya büyük bomba başlıyor. Süperjet okuyayım mı? Doğru mu bilmiyorum. Haberde şeyin. Mehmet Batuhan Ağır. Kapalı bu, kapalı. Bir tane kim daha o? Var. Başkan vekili mi? Metin'i arıyorum. Mehmet Batuhan Ağır diyor. Muhabir işte bizim Batuhan. Bizim Mehmet Batuhan. Batuhan işte. Tamam ben başkan vekili diyorlar. Mehmet Batuhan Ağır. Bizim Batuhan. Mehmet Batuhan Ağır ne? Onun haberi. Bizim Batuhan'ın. Metin'im geçmiş olsun. Ya. Bir şu anda hayır, YouTube canlı yayındayız da. İşte bir şeyler olmuş, sana küfür mü edildi? Ne oldu Metin? Hoparlöre verin. Bir dakika dur. Metin hoparlörü alıyorum, canlı yayındayız. Buyur kardeşim. Sevgili Ahmet abicim, maçta herhangi bir şey yok. Maç içinde herhangi bir kavga, dövüş yok. Maçtan önce benim sevdiğim bir kardeşim var. Hakan Korkmaz. Ona bir telefonla mesaj geliyor. Sonra Hakan da bizim Mert Hakan Yandaş'a söylüyor. Bu mesajı atan da Mert Hakan'ın yanındaki şoförü. İsmini de bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Mesajı da şu abi. Ben Ertem Şener'e attım. Onun şeyinde, röportajında olan çocuk yanıma geldi. Daha bir de canlı indirdi Ertem Şener. Dedim böyle böyle kardeşim. Daha açıklama yapmadık dedim. Ona da bilgi verdim. Senin otoparkta maçtan sonra otoparkta seni 5 kişi ayarladım. Otoparkta ayaklarını kıracağım. Kimi kıracaklar Metin ayağını? Bizim Gökhan Göktürk'ün sportif direktörün ayaklarını kıracakmış. Ben de mesajı şeye de Ertem'e de attım. Şimdi size de atarım Ahmet abi. Lütfen at bana Metin'im. Tamam canım. Şimdi hayır abi maç bitmiş. Evet. Hiçbir şey yok. Allah'tan oraya Selahattin Baki geldi. Tamam mı? Oradaki Burak diye bir orada genel sekreter var. Onlar da olayın sonuna doğru geldi. Neyse ben Gökhan'a dedim ki Gökhan boş verdim. Maçtan önce oluyor bu. Kapat konuyu dedim. Annesinin koluna girmişiz. Gökhan da annesinin kolunda. Çıkıyoruz oradan otobüse bineceğiz. Senin ananı avradını vurmaya kalktılar. Ya şimdi bir şey kim, söyleyeceğim. Vurmaya kalkan kim? Vurmaya kalkan kim Metin'cim? O Mert Hakan'ın şoförü. Yanında da 3 tane 4 tane zorba. Mert Hakan'ın şoförü de bu işlere soyundu. Valla bilmiyorum abi. Peki hayatım şu var. Vururum mesajını atan kim? Mert Hakan'ın şoförü. Otoparkta bekliyorum. 4-5 kişi ayarladım, ayaklarını kıracağım Gökhan'ın. Gökhan senin senin Adana Demirspor idari menajeri, doğru mu? Hem idari menajeri hem yöneticimiz abi. Ne oluyoruz? Gökhan ne yapmış yani? Mert Hakan'ın şoförü de, o da yolda. 3-4 tane adam. Tamam Metin'im, var mı bir isteğin benden? Yok abi, yayınlar. Hadi bana at mesaj lütfen canım kardeşim. Tamam, görüşürüz abi. Sağ ol. Beyler, görüyorsunuz değil mi? Maçtan önce bir de oluyor. Herkes kovboyla soyundu. Vay vay vay. Sessiz olun, bu işlere girmeyin. En büyük kovboy telefondur. 155. Abi 155. Bu ne gerek var? Tamam, bununla alakalı bu olay. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü bir dakika, Mert Hakan'ın şoförü kimdir ki? Mert Hakan'a ulaşın. Bu da canım lan, bana bak Mert Hakan. Bir şoför tutmuşsun. Mert Hakan'ın hem şoförü hem de 3-4 tane de zorba var mı? Yanında adam varmış. Bak bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bir şey söyleyeceğim de YouTube'dayız. Ah.
ah burası kahve olsaydı ya, oyuncular da, bu işe nasıl hani biz zorba kardeşim öpüyoruz diye bir laf vardır, bilir misin? Zorba öpmek bilir misin nedir? Bilmiyorum. Allah kahretsin. Şimdi, geldi WhatsApp. Yazın. Geldi mi? Çok yazın. Ben de bir bakayım. Gerçekten inanılır bir dakika, gibi aşkım, değil. Dur. Aşkım falan yok, yani, olmuyor değil mi? Karın kıskanmasın. Yok. Yok, maçtan önce dur, yani oğlum, bunun dur, yapılması dur. Bu nasıl bir şeydir abi? Ben Süper Chat arası vereyim hocam. Metin'den geldi. Vallahi evet, geldi. Bakayım hocam. Abi o... Bakayım hocam bir saniye. Nasıl bir cesaret? Nasıl bir cesaret? Al. Siz devam edin. Yok, bana saldıracağım. Otoparkta 5 kişi ayarladım. Yanımda. Hayır bak, atan kim? Onu söyleyelim. Sakın yapma. Konu ne? Çok büyük terbiyesizlik yapmış Adana'da. 90 dakika küfür etmiş bizimkilere. Konuyu kapattık. Mert'in haberi var. Kardeşim benim. İyi çocuktur. Kapat. Görüştüreceğim ben sizi. Daha çok büyük terbiyesizlik yapmış Adana'da. 90 dakika küfür etmiş bizimkilere. Ya Gökhan. Gökhan. Adana'da. Adana'da Fenerbahçeleri küfür ettiği için bugün Mert Hakan'ın şoförü saldırmış. Adam tutmuş 3-4 tane. Tabii Mert Hakan'ın şoförü saldırmış. Ha, Mert Hakan'ın şoförünün adı da söyleyeyim mi? Söylemeli miyim hukuken? Söyleyebilirsiniz hocam. Volkan. Volkan yazıyor. Gökhan'a saldıracağım, otoparkta 5 kişi ayarladım. Metin Başkan'da 3-4 tane zorba var yanında diyordu. Evet Metin o da öyle diyor. Öyledir, birisi aynen var. Öyle. Yani tuhaf bir olay. Hakikaten çok tuhaf geliyor bana bu tür olaylar. An demek istediğimi anladın mı? Yani? Lig öyle bir hale geldi ki. Yani rezalet. Bu sene her yerde var bunlar abi. Her takımda oluyor bunlar. Hiç doğru değil bunlar. Ben bu sene yani vallahi bu her takımda olmaması lazım. Olmaz ya bu her. Bu başka bir olay. Bu bireysel bir şey. O videoyu alalım. Dur bakalım. Yani Mert'in abinin YouTube kanalında varmış. O videoyu alalım. Bu maçtan önce olması normal bir durum değil yani. Gerçekten. Git başka yerde hesabını gör. Bireysel bir şey. Kulübü ilgilendiren bir şey başka, değil yani. Ama sonuçta kulübün Mert oyuncusu. Mert Hakan'ın şoförünün. Tamam kulübün oyuncusu da şimdi. Ama o şoföre kim söylüyor? Kim şu abi ayar Selahattin Bakile şey gelmiş oraya ayırmaya. Tamam yok kim Burak söylüyor ya? Verelim bir video videomuz var verelim. Ha Mert Hakan söylüyor olabilir onu bilemem. He. Çünkü ya, niye orada? Ama adam, kulübü adam ilgilendiren bir şey değil. Hocam. Ertemler için aldık değil mi? Ne abi? Metin abi mi? Ha. Maçtan önce oluyor ha. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Ben ufak bir Süper Chat arası vereyim onun üzerine konuşalım. Şenol demiş ki Sayın Ahmet Çakar'la bir Galatasaray Trabzonspor maçında Ünal Karaman'ı kırmızı kart ile oyundan attınız ve Galatasaray 1-0 kazandı. Golü Hacı attı ve gece vicdanen rahat uyudunuz mu? Mehmet Ünal demiş ki Çakar verme gazı, alın kupanızı başınıza çalın. Ozan Hocaoğlu demiş ki neden yanlış algı operasyonu yapıyorsunuz? Yabancı hakem atanırsa oynarız demiyor. Söylenenin hem ertelenmesi ve oynanacağı zaman yabancı hakemle oynansın diyor. Murat Emel demiş ki Ahmet Hocam hayat bu kadar kompleks değil. Çok egzajere ediyorsunuz. Neyi egzajere ediyorum? Ramazan Aydın demiş ki ya Yavuşar şaka gibisin. Galatasaray maçından sonra yayına da Galatasaray öve öve bitiremiyorsun. Yok neymiş Galatasaray şampi. Ama konu Fener olunca bana bayağı diyorsun. Bana diyor. Ramazancığım şampi diyen Galatasaray'ın klanı Rasim Ozan'dı. Ben öyle bir şey demedim. Hatta Galatasaray çok kötü oynuyordu dedik. Erhan Gitli demiş ki Türk futboluna hakarettir. Dalga geçiyorlar resmen. En ağır ceza verilmelidir. Evren abime selamlar. Veysel demiş ki Selahattin Baki'nin de tehdit ettiği oluyor. Kanun ver demiş ki şampiyonluk oranları Galatasaray %65, Fenerbahçe %34, birincilik bitmez. Mustafa Şahin demiş ki eğer Galatasaray çıkıp bir açıklamayla maçın ertelenmesini kabul etseydi zor günlerde benzeri görülmemiş bir centilmenlik göstermiş olacaktı. Büyük ihtimalle Türk futbolunu kurtaracak akım başlayabilirdi. Mustafa Evren abi de diyor ki niye diyor bizi şeyle itham ediyorsunuz? Tamam hep yatıştırıcı hep şey bir Galatasaray de, mı olacak yani? Bir de Evren abi bir rekor Süper Chat'imiz var. Sevgili Yakup dur, Güççü'den dur. Bir hocam. Adamı tespit ettik. GTB. Volkan'la artmış bu çocuk. Böyle sakallı yakışıklı bir olan. Ya, sevgili Yakup Güççü çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de aldığı ilk Süper Chat. Ali Koç kaybettiği Fenerbahçe taraftarına hakkımız yeniyor. O sahaya ceza almasın diye uğraştı. Kongrede mafyavari konuşmalarla taraftarı arkasına aldı. Olası bir şampiyonluk kaybında gördünüz mü hakkımız nasıl yendi diyecek. İlla ligden çekilmek istiyorlarsa buyursunlar. Acun'la konuşsun. Seneye Survivor'da yarışsınlar demiş sevgili Yakup Güçlü de. Evet. Bakıyorum. Bu şeyi verebiliyor muyuz? Resmi mi? Fenerbahçe'nin Federasyon Fenerbahçe'nin taleplerini reddetmiş hocam. Tabii çok mantıklı. Evet. Yani hayır. Resmi mi? Hayır. Bir dakika abi. Evet. Bir dakika abi. Aylar, beyler. Maça 3 gün var. Ve Fenerbahçe ağır bir şekilde şantaj diyor ki bunu yapmasan çıkacağım. Buyur çık diyeceksin. Bak federasyon çok ağır eleştiririm.
yabancı hakem gelmesin de demiyorum. Ama Fenerbahçe bu maç için yabancı hakem gelsin, yoksa maça çıkma veya maçı... Bunun adı giderdir, gidere gider. Hocam o bu arada... Böyle bir şey olmaz zaten. Bu arada Ümit abi, Olympiakos'un da aynı gün 7 Nisan'da maçı var. Hayır yok, ertelendi. Ertelendi. Hayatım bakın, Elma ile Armut'u Türkiye'ye niye karışıyor? Niye? Doğrudur, Futbol Federasyonu bu maçı, Süper Kupa'yı Olympiakos başına 4 gün önceye koymakla hatalıdır. Burada bir lafım yok. Bu maçı sezon sonunda koyabilirsin. Ama eleyeceğini bilemezdi hocam. Bir dakika. Ya sezon sonunda koy. Allah'ın emri mi? Başta, evet. Lig biter. Ligden 3 gün sonraki çarşamba gecesi tamam, oynatırsın. Bu kadar. Urfa'da oynat. Tamam. Tamam, o da tamam. 2. Yabancı hakem. Ertelemeye dair bir şey görünmüyor bu arada. Abi. Var evladım. Ertelendi Olympiakos'un maçı. Ya o ertelendi diyorum. Yabancı hakem gelmesin diyen de yok. Peki yabancı hakem. Bak yine kendini bağladın. İşte bunları bilmiyorlar stratejik olarak. U19'da gittin, rezil rüsva oldun. Çocukları bu rezilliğe alet ettin. Galatasaray bedavadan kupa kazandı. Geldik 18 Mayıs'a. Galatasaray Fenerbahçe maçı Rams'ta. Puan puanasınız veya Galatasaray 2 puan önde. O zaman şunu diyebilecek misiniz? Bu maça. Ki o maç, o günkü maç bu Süper Kupa'nın yanında çok çok daha ağır önemli bir maç. Şunu diyebilecek misiniz? Hocam, Fenerbahçe başkanı. Bir dakika, yanlış bilgi veriyorsunuz. Evet. Fener yanlış. Maçından önceki değil, sonraki maç ertelenmiş hocam. Yani 7 Nisan'da maçı var. Şu an gözüküyor. Oynuyor. Tamam hocam. O zaman benim teorimi destekler. Bak Olympiakos'un da maçı ertelenmemiş. Yani Fenerbahçe Galatasaray'la oynarsa Süper Kupa'da aynı dakikalarda Atina'da Olympiakos'ta bir takımla oynuyor, Yunan takımı. Aynen öyle. Olympiakos bugün maç oynadı, yendi. 7 Nisan'da da maçı var. Yani Türkiye Süper Kupa Galatasaray'ın maçının olduğu gün Olympiakos'un da maçı var. 7 Nisan'daki maçı ertelenmemiş mi? Lamia değil mi? Evet, Lamia. Lamia. Sonraki maç ertelendi. Tamam. Lamia maçı. Sen bunu maç golüne göre bakıyorsun. Hayır, orada baktık. İçeride ekip Yunanistan şeyine göre baktı. Bir dakika. Ertelenmemiş. Velev ki ertelenmiş olsa bile. Ya Galatasaray'a niye bedava kupa veriyorsunuz? Fenerbahçe. Peki yabancı hakem diyorsunuz, o da güzel. 18 Mayıs'ta Rams'ta oynanacak sondan bir önceki maç mı önemli? Bu kupa mı? Tabii ki o maç. O maçtan şampiyon çıkacaksınız veya ikinci çıkacaksınız. O maça şunu diyebilecek misin? Bu maça yabancı hakem gelmese çıkmıyoruz. Diyemeyeceksin. Bu maça niye dedi? Hangi maç daha önemli? Urfa'daki Süper Kupa mı? 1,5 ay sonra Rams'taki Galatasaray-Fenerbahçe maçı mı? Şampiyonun belirleyeceği ona da maçı. Diyebilir hocam. Hangisi hocam, daha önemli? Ona da diyebilirsin. Hadi çıkma da göreyim. Olympiakos'un Lamia maçıyla sonraki maç arasında 14 gün var. Ertelemişler ondan sonraki maçı işte. Evet. Tamam. Ya beni ilgilendirmiyor ya. Sanki bir dakika. Bu maçı ya, hafta arasındaki maç abi. Tamam abi, Fenerbahçe'nin hiçbir maçını iptal etmiyorlar. Adamların lig maçını iptal ediyorlar. Bak şimdi burada bir laf oyunu var yani. Ama adamların lig maçını iptal ediyorlar. Senin Süper Kupa maçını iptal etmiyorlar. Abicim şampiyonluk grubunda bu adam. Panathinaikos, Olympiakos, PAOK, AEK, Lama, Aris. Hayır, şampiyonluk grubu maçlarından bir tanesini iptal ediyor. Sen bir TRK Kupa maçını iptal etmiyorsun abi. Tamam. Adalet neresinde bu işin? TRK Kupa değil mi? Ya, Süper Kupa da önemli. Ya yok abi. İtalya'yı taklit ettiğim bir kupa. Ne ehemmiyeti var Türkiye Süper Kupa'nın? Sen Türkiye'li Süper Ligi kazanma. Süper Kupa'yı kazandın diye ne bir başkan ne bir hoca görevde kalır. Doğru. Hani bir Türkiye Kupası değil yani. Değil. TRK Kupa. Şimdi bak öncesine sonrası. Fazla kupa aldığımız için ondan şey var. Öncesine sonrasına bakma. Adamın şampiyonluk grubundaki altılı şampiyonluk grubu var. PAOK, Panathinaikos, Olympiakos, AYK, Lama, Aris. Adamın şampiyonluk grubundaki bir lig maçı erteleniyor. Ama önceki ama sonraki. Senin Süper Kupan ertelenmiyor abi. Ama buradaki bak asıl şey olay bu. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Onu da sen bir sor. Benim hangisi? Bildiğim o. Olay. Süper Kupa oynamak istemiyor. Galatasaray'la oynamak istemiyor Fenerbahçe ama 7 Nisan için de Karagümrük'le oynamak istiyor. O yazılı şeyi var. Var. Kendi başvuruları var. Nasıl oluyor? Karagümrük'le 7 Nisan'da oynamak istiyor. Tabii. Biz diyor 7 Nisan'da Karagümrük'le oynayalım. Ama 7 Nisan'da komple lig yok ki. Tamam işte. Ama diyor ki işte bu maç olduğu için. Bu maç olduğu biz için. Diyor Karagümrük'le oynayalım diyor. 7 Nisan'da biz Karagümrük'le oynayalım diyor. Galatasaray'la oynayalım. O gün maç oynamak istiyor bu aslında. Doğru bilgi. Bunu Fenerbahçe. Bu doğru yazılı olarak. Ben şu gününde Olympiakos oynayacağım. Onu bulsana. Ama lig yok. Karagümrük'le oynayacağım. İşte Karagümrük'le oynayayım diyor. O yani 7 Nisan'da hiç lig yok abi. 7 Nisan'da yok. Maçı hiç yok. Ama 7 Nisan'da ben adım Karagümrük'le. Altında da yok. Tamam diyor ki. 7'de ben Karagümrük'le oynayayım diyor. Tamam mı? Takvim değiştir diyor. 7'sinde ben oynayayım diyor. Yazılı veriyor. Tamam da abicim bir şey söyleyeceğim. Bu yani bana mantıklı gelmiyor. Niye istiyor onu? Diğerleri oynamıyor ki. Bir tek Fenerbahçe ile Karagümrük niye oynasın? İşte ben oynamak istiyorum diyor. Hayır lig maçı diyor. Diğerleri de oynasın diyor. Tamam mı? Diğerleri de oynasın diyor. Onunla böyle dersen 7 Nisan'a lig koyun oynayalım diyor. Ha.
Ama bak bir dakika bir şey var. Galatasaray'la oynamak istemiyor işte. Abi bak. Abi bizim bir şey. Neyi bunun farklı ki? Farklı. Sen 7 Nisan'da Karagümrük'le Fenerbahçe oynamak istiyor. Başka bir şey. Fenerbahçe 7 Nisan'da ligi koyun bütün lig oynansın diyor. Başka bir şey. Ama yazılı verdiğinde, Karagümrük'te oynamak istiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin 14 Nisan'daki maçı Karagümrük'te. Evet evet biliyorum tamam. Fenerbahçe diyor ki ben diyor maç oynamaktan kaçmıyorum diyor. 7 Nisan alın o maçı diyor. Sıkıntı yok diyor. Bunun mantığı ne? Bunun mantığı, ne? Ben sana söyleyeyim. Yani artık Galatasaray'la karşı karşıya yani o gelmekten kastım ya. Kavga etmek, olaylar çıksın istemiyor. Gerginlik mi olmak istiyor? Niye kaybı? Yok abi. Güvenmiyor takımın için. Benim dediğim için oynamak istemiyor Galatasaray'la ya. Bak şu bak. Oyna abi ne olacak ya? Bunu yorumlayalım. Bak bu çok önemli. Nedir beyefendi? Fenerbahçe diyor ki ben 14 Nisan'daki maçı 7 Nisan alınmasını kabul ediyorum. Maçımın. Karagümrük maçımın. Ama 7 Nisan'daki Galatasaray maçımın ertelenmesini istiyorum. Sebebi ne? Bir tanesi daha hafif maç. Bir tanesinde oyuncuların sakatlanma ihtimali daha yüksek maç. Ve bir tanesi Süper Kupa. Yenildiği vakit demoralize olarak o demoralize ortamda Olympiakos maçına çıkmanın handikaplarını öngörüyor. Mantıklı mı dediklerim? He? Yani o bilmiyorum. Ya Galatasaray yenilse mental olarak daha kötü duruma düşecek. Mental olarak Galatasaray yenilecek. Ola ki yenileyim. O zaman hocam. Bir de şu var. O zaman maç uzayabilir. Avrupa hayatım maç uzayabilir. 90 dakika 120'ye gelir. Orada da zaten 120 dakika oynanıyor ya Fenerbahçe maçları. Pendik maçları. Karagümrük maçı daha mı? Adam kimi düşünmeye oynuyor? Tamam ama sonuç olarak. Daha rahat olacak. Karagümrük. Yenilirsen mental sıkıntı. Uzarsa 120 dakika sıkıntı. Sertlik olacak. Basacaklar birinin ayağı bacağı kopacak. O da sıkıntı diyor. Ya hocam, bunun kendine göre fizik gibi mantığı var. Normalde neler konuşuyoruz? Ya niye çıkmıyorsun maçlara? Niye oynamıyorsun? Ne yapıyorsun? Bedava yani, kupa veriyorsun. Yok neyin derdindesin? Onu anlamıyorum ben. Doğru ya. Söylüyorsun. Çık oyna maçını. Ondan sonra yap. Buradaki amaç ne? Yani siz şunu yani sadece bu Süper Kupa maçı Galatasaray'la olmasa Fener oynayacak mı diyorsunuz? Yok öyle diyorlar zaten. Öyle diyorlar zaten. Yani Karagümrük'le lig maçı veya öbür takımlar Beşiktaş, Trabzon olsaydı belki oynamak istemezdi. O zaman da zaten çözülürdü yani. İki takım bir araya gelemiyor bu konuda. İki takım gelemiyor. Bak. Federasyon da değiştirmiyor. Peki bir şey daha. Bir Süper Kupa var diye mi bütün lig iptal edildi? Evet. Süper Kupa için bir hafta maç oynanmıyor. Onu da tabii. Kaç gün önce yaptılar. Tamam onu da aylar önce yaptılar. Tamam Mart gibi yaptılar. Ha. Bir ay önce yaptılar. Ve bak, federasyon var ya. Problem şu bak. Federasyonu geçtim abi. Ben, şu problem değil mi? Ben Karagümrük'le oynarım. Aynı gün sıkıntı yok. Galatasaray'la tamam. Oynamam. Allah aşkına ben niye? Oy abi işte öyle yani. Bana çok tuhaf geliyor bu. Bak Karagümrük'le 7 Nisan'da oynarım. Fenerbahçe ile Galatasaray'la 7 Nisan'da oynamam. Oynarsam hayatım bir dakika. Sebebini söylüyorum. Sebebi şu. Bir, dört tane ihtimal var. Bak Galatasaray görünmüyor. Dört ihtimal var. Bir, maç çok sert geçer. Sakatlık olur. İki, maç uzar yorgunluk olur. 120 dakika. Üç, yeniliriz, kupayı kaybederiz, demoralizasyon olur. Tabii. Başka bir mantık yok. Var mı dördüncü bir şey? Yok. Ama iyi de yani. Tamam başka ne istiyorlar? Başka bir şey de olsun yani. Ya bu kadar olmaz şey ki yani hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyi onlara göre ayarlayabiliriz ya. Sen Culo'a karşına geldi. O sırada da 7 Nisan'ı ayarlattın. Hiç hesap yapmıyor musun? İki hafta sonra ben bu Sen Culo'ya yenersem 7 Nisan'da Galatasaray derbisi olmaz. Avrupa maçları var. Niye o gün aklına gelmiyor? Şimdi federasyon her yerde suçluyor. Tabii ki canım zaten bu Fener ölerdi yani. Normalde de inecekti o takımı. Bak bu da bana. Hocam bak vallahi burası ulan sen de ya. Fenerbahçe yöneticisinin teknik adamısın. Abi ben Sen Culo'ya yenersem rakip belki Aston Villa gelecek. Niye o ara haftaya Galatasaray'a atayım ki? Oynamayayım o hafta ne olacak ki? Diyemiyor mu yani? Derdi o zaman da derdi. Ben de onu diyorum. Yine TFF'ye atıyor işi işte. Hayır TFF'yle mi konunun alakası? Bütün bunlara rağmen TFF dese ki bir dakika ya. Yabancı hakem şey gelsin ne bileyim. Petro Dietro gelsin İtalya'dan. Evet. Gideceğim mi A takımla maça? Gideceğim yo. Diyor hocam. Yok. Gelemez hocam. Hayır. Hayır. Şimdi bak sözleşmeler içinde her şeyi gösterir. Diyor ki yabancı hakem gelmezse U19'da çıkacağım. Yabancı hakem gelirse çıkacağım diyor. Çıkacağım. Şimdi hayır ben bunu getirsin demiyorum. Sakın ha federasyon böyle bir rezilliğe imza atmasın. Ama diyelim ki federasyon tam şey oldu. Yüzünü kızarttı. Tamam dedi İtalyan Petro di Metro örneğin. Alman bilmem ne Mayer maça geliyor Urfa'ya. Hocam. O maç çıkacak mı maça? Benim anladığım ne biliyor musunuz? Ümit abi benim anladığım şu. Ali Koç Fenerbahçe camiasını kesinlikle tenzih ediyorum. Şahıslar ve kulüpler çok farklıdır yani. Fenerbahçe camiası başımızın üzerinde. Ama Ali Koç bana kalırsa şunu istiyor. Benim bir riskim var ve bir de şansım var. Tek maça insin o.
Ben Galatasaray'la bir kere buluşayım. Orada gideyim deplasmanda çatır çatır karşılaşayım. Ama öncesinde Galatasaray yenilirsem takımı tutamam. Trabzon'da olaylar oldu. Futbolcularım ceza alırsa takımı tutamam. Takımım aynı kalsın. Galatasaray'la gideyim deplasmanda oynayayım. Şansım tutar yenerim. Kaliteli oynar yenerim. Tek maç olsun. Yani bir yani, atımlık barutum var. Evet bir atımlık barutum var. Son Kozan oynadı zaten. Tam baktığında. Ali Koç'un yani şu anda yaptığı tek o. Ama o sırada ülke geriliyor mu? Fenerbahçe'de rezil oluyor mu? Hani çoluk çocuk kullanıyor mu? Tehdit mi ediyorum falan bunları hiç düşünmüyor. Bak Fenerbahçe camiasını tenzih ediyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe benim canım. Ama bugün ben Murat Aşık'la adliyeye girdim. Herifin birisi çevirdi. Abi dedi başkan bizi rezil etti dedi bak. Murat Aşık ölmemiş. Adliye mi gittiniz? Adliye gittik. Niye? Ufak bir işimiz vardı. Ha. Nasıl Murat Aşık şey rezil etti dedi Ali Koç için. Ali Koç bizim ben Fenerlisin değil mi dedim. Abi hasta Fenerliyim utanıyorum dedi. Bak son bölümlük Murat Aşık buldu. Abi hasta Fenerliyim Ali Koç bizi rezil etti dedi. Nisan içine çıkamıyoruz. Şimdi bunu ben değil la Murat abi hatta şöyle tuhaf bir şey oldu. Abi fotoğrafınızı çekeyim mi dedi. Oğlum dedim bizim niye fotoğrafımızı çekiyorsun gel beraber çekelim. Komik bir şey, çocuktu arkadaşımızdı ama kafa dağılmış. Kafa dağılmış ya. Şimdi bunun mantığı yok. Ahmet Çakar diyor bak. Bir şakasını yapıyoruz. Bak versenize o videoyu. Bir tane video var. Taraftar geliyor başkana soruyor. Eren abi. Evet onu izledim abi, ya. Bu hakikaten. Yani olacak sen bizi buraya niye çağırdın dayı? Onun gibi diyor, bir şey. Diyor. Öyle diyor. Sana demiyorum. Ya öyle diyor. Ya, evet. Sana dedi. Bilmiyorum ben. Gelsin. Ver abi onu. Gelsin. Başkan niye siz çağırdın bizi buraya başkan? Niye çağırdın bizi buraya? Lütfen çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Tek başkan valla çekeceğim. Kitlen de bakacağım. Yani olma. Adam sana beyefendi gibi taraftar beyefendi gibi hakaret etmeden samimi bir şekilde soru soruyor. Bakışlar ve beyler uzaklaştırır mısınız ayağa? Çok beyefendi konuşmuyor da kötü de konuşmuyor. Abi bir dakika adam belki köylü. Adam cahil. Güzel dersin ki başkan bakar mısınız? Abi bir herkes gibi olsun. Zaman neden hayatım, çekmediniz? Hayatım. Başkan bizi buraya ne? Bak temelinde haksızsın demiyorum. Temelinde haksız demiyorum ama. Nezaketli üslup kullanabilirdi. Nezaketli üslup da doğru. Abi bu doğru. Sonuçta Fenerbahçe başkanı ile konuşmayacağım. Başkan bakar mısınız? Başkan bizi buraya çağırdığın zaman neden takımın ligde? Abi adam o seviyede başkan hayırdır bak bu böyle bir ama şöyle nezaketten kimse zarar görmez. Gelmez abi. Sayın başkanım bir şey soruyorum. Adamın nezaket içinde yoksa ayırsa ne yapacağız? Muhtemelen oruçlu. Tamam mı? Ya açtı de, açmadı şekeri düştü. Belli. Yani buradan bakarsan o zaman belki başkan doğrusu böyle tepki verdi. Bir ben de zaten. Yani öyle bakma yani. Bir birine öyle bakıyorsan ona da öyle bak. Ben sana hak veriyorum zaten. Yani nezaketli olmalı bana kalırsa. Fenerbahçe kulüp başkanıyla konuşuyorsa nezaketli. Bak söylediğin de haklı bir şey demiyorum tamam. Ha. Yorum. Ama üslup da biraz üslup doğru değil. Sert. Yok, kaba. Cevap vermedi. Ha? Ali Başkan tam vermedi iyi ver. Bak vermedi ya. Kamera da vardı aslında. Kamera vardı. Kızarmıştı de. Da sinirden. Ya o çok çok belli. Tam niye toplamış? Ya abi peki ben orada soruyorum. Bir dakika o bitti. Sonra ben gülüyorum. Sonra niye gülüyorum? Müsaade et. Müsaade et. Olmuş. Şimdi ben çok kibar konuşuyorum. Sayın Başkan Ali Koç. 5-6 yaş büyük bir sporda abinizim. Aramızda kötü değildir. Bir iki defa da görüştük. En son iyi mi aranız? Soru şu. Sayın Koç, hakikaten 25 bin kişiyi oraya mübarek Ramazan günü, sıcak bir gün, niye nereye? Topladınız? Olimpiyata mı? Niye topladınız? Ben soruyorum Ali Koç'a, niye topladınız? Bir cevap istiyorum. Birlik, beraberlik, millette bir umut vardı veya acaba mı diyordu. Temel toplanma nedeni ligden çekilme var mı yok mu? Ama siz birinci saatin sonunda 3'er sonra ertelediniz. Evet. O zaman diyor ki adam biz buraya niye geldik kardeşim? Fotoğrafı, bu, biz buraya niye geldik kardeşim? Vardı. Biz buraya niye geldik? Bilmiyorum. Ümit abi niye gittiniz? Ben kongresliydim ya. Gittin mi sen? Ha o kongresliydim. Çağırsalar gider miydin? Giderdim. Konuşma yapar mıydın? Ama yayınlarım olduğu için gidemem ben yani. Ya böyle bir görev gelirse yani gider tabii konuşurum. Niye konuşurum? Kimden çekileceğim yani? Ama Fenerbahçe'de görev verdikleri adamlar gitmedi oraya abi. Aykut Kocaman gitmedi, Rıdvan Dilmen gitmedi. Beni kimse niye gitmedin diye bir şey yapmaz. Bana hani tamam bunu dediğin zaman bir davet beklediğim anlaşılmasın. Yani bu kulübe antrenör yaptınız, spor direktörü yaptınız. Kocaman dediğiniz adamlar gelmedi yani bu kulübe. Önüne yaz, hep aynı hatayı yapıyorsunuz bu. Yok oradakiler diyor ki yani çekilecektik biz öyle biliyorduk. Herkes öyle dedi ya basında medyada çoğu. Hatta Ümit bile dedi çekilmesi lazım değil mi? Sen öyle dedin. Tabii tabii. Bırak ama diğerleri de öyle açıklamadı mı? Hepsi de öyle açıkladı. Adamlar niye gitti oraya şimdi? Ya soruyorum. Hiç olmadı. Fener 25 bin kişi adına soruyorum. Kardeşim 25 bin kişi oraya mübarek Ramazan günü niye topladınız? Soruyorum niye? Niye? Madem
ligden çekilmenin çok fazla hukuki, ekonomik sorunlarını biliyordunuz da. Ya da başkan olarak bunu bilmiyor muydunuz? Ya da başkan olarak bunu bilmiyor muydunuz? Bilmemeniz hata, bunları size söylememeleri hata. O zaman oy vatandaşı oraya niye topladınız? Bakın bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Ali Koç ve Fenerbahçe yöneticileri bataklık sendromunu yaşıyorlar. Bataklık sendromu şudur. Su zannedersin, göl zannedersin. Tamam. Yürüyerek geçerim dersin karşıya. Bütün niyetin karşıya geçmek, yoluna devam etmek. Afrika'da olur. 1-2 metre sonra çamur dersin aldı. Ama herhalde birazdan taş topla şey olacak dersin. Kayalara basarak geçerim. Yürürsün. Birden artık ileri de gidemezsin. Geriye de gidemezsin. Hareket ettikçe biraz daha gömülürsün. Bunun adı bataklıktır. Umumiyetle Afrika'da bulunur. Buna bataklık sendromu denir. Trabzon'da ağır mağdursun. Cezalar tam istediğin gibi çıkmış. Bugün her şey yolunda. Ona da konuşuruz. Her şey yolunda. Takım iyi. Trabzon deplasmanını her türlü rezilliğe rağmen, baskıya rağmen 3 puanla dönmüşsün ki en önemli deplasmanındı. Davanda haklısın. Mağdursun. Saldırıya uğramışsın. Güzel. Sonra 2 adım attın. Yapma dedik. Yanlış strateji. Bir adım daha attın. Yapma yanlış strateji. Ve en son bugün. Erol Bilecik. Gider yapıyor. U19 diyor. Ve çoluğu çocuğu 90 dakika bitirmeyeceğiz bu maçı diyor. Bu artık nedir biliyor musun? Konuştukça, hareket ettikçe bataklığın dibine gömülüyorsun. Tam olarak bu hocam. Tam olarak bu. Tam olarak. Ki Yusuf bir şey yazdı. Aylarca burada. Senin tarafından. Kısmen Ümit tarafından. Çok yakın arkadaşlarım tarafından. Beyaz TV'deki Rasim tarafından, Sinan tarafından bana Ali Koç'un sözcüsü dediler. Fenerbahçe'nin amigosu dediler. 2 sene önce Ali Koç için programa geldikten sonra sen döndün dediler. Ama en azından bu kadar suçlamayı yapan adam diyorum ki gömülüyorsunuz bataklığa. Gözünüzü açtık hocam en azından. Gözünü açma falan değil kardeş. Gerçekleri gördüm. Gerçekleri görmek değil. O zamanlar haklıydı. Bak tekrar söylüyorum. Trabzon'da mağdur oldun. Bir tak atraksiyonlar yaptın. İstediğin cezayı aldın. Orada dur. Hiç katılmıyorum. Sana geldiği günler o zamanlar haksızdı. Şimdi haklı. Sana süper çekle vereyim. En haksız olduğu zamanlar adama hiçbir şey diyemediniz. En haklı olduğu zaman da adamı eleştiriyorsunuz. Şu anda mı haklı Ali Koç? Tabii. Hayır. Trabzon'dan bu yana yaşananlardan bu yana. Trabzon yaşandıktan sonra haklı. Son 2 günde rezillikler. Takım ya çektim, bizimki, çekmedim, tamam, geldim. Kararsızlık dersi hocam. Rezillik olmaz. Kulüp başkanı. Ben bu olay bir bütün bir şeyi iki şeyden... Bak göreceksiniz. Allah yazıyor ya. Pazar akşamı. 19'dan sonra pazartesi günü Fenerbahçe camiasını görün. 5 numaralı görsün. Tekrar söylüyorum. 3 gün kaldı. Sonra o açıklama. Pazar akşamı U19'da gittin. 5. dakikada filan maç tatil oldu. Gece döndüm. Evet. Pazartesi sabahından itibaren 30 milyonluk Fenerbahçe camiasını görün. Hocam şimdi orada Galatasaray kupa kaldıracak. Taraftarla beraber. Bu da ne olursa olsun mental bir çöküş. Sen rakibine gitmiyorsun. Hayatım, ne olursa 30 olsun. 30 milyon bak, diyecek ki Fenerbahçe'yi. Ya biz niye verdik bu kadar? Evet. Bedava kupa veriyorum sana. Niye ben niye veriyorum savaşmadan? Kupa sonuç olur tamam. Süt kupası tenek. Fark etmez. Niye veriyorum sana? Ha anlarım. Sen benden güçlü olursun seni yenemem de. Ulan maç %50'lik maç. 50-50'lik maç. Hatta şu anda bana göre Bekfeya maça daha da formda. Tabii daha formda. Hayır ya en azından 50-50'lik maç. Ya da ne oluyor? Fenerbahçe o akşam o maçı oynayıp kupayı almayacak mı? 50 şansın var. Peki orada yorulursan, Olympiakos'a mutlak mı yenileceksin? Öyle bir şey var mı? Mutlak mı yenileceksin? Veya o maçı oynamazsan Olympiakos maça diri çıkıp da mutlaka Olympiakos'u yenecek misin? Böyle bir kurallar yok ya. Bu erteleme işleri biliyorsun. İngiltere'de falan hiç olmaz. Olmaz ya bakmaz bu abi. Yok buna çıkmadın. Gittin Olympiakos'a eğlendin. Ne olacak bu sefer? Ya bak. Bak işler o zaman daha çok. Bu sefer Galatasaray maçına gidene kadar büyük şeyler yaşayacaksın. Evet. Sıkıntı yaşayacaksın. Bir de o var. Evren abi. Yusuf Işır demiş ki konuşma Evren abi. Sen yoktun Galatasaray ise bundan yoktu. İsamettin Sefa Ubay demiş ki Ümit Özat'a sorun. Elini vicdanla konuştu. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz bugün. Bu sezon, lütfen. Emre Baluk sezonun değil mi? 24. Fenerbahçe maçında var hakemi. Musab Özsoy demiş ki Galatasaray Rus'u da oynuyor. Bu sene Fenerbahçe yönetimi ve futbolcuları şampiyonluk ruhuyla oynuyor. Sizlerden katılmayan var mı? Ya bir şey söyleyeyim. Eğer Emre Balok eşiyle beraber Fenerbahçe maçına gitmiş. Görüntü var. Hani gidebilir. Tamam, kapalı. İyi bir Fenerli yani. Gidebilir ama. Bak Fenerli olduğu belli. Ama Zicolo var öyle. Eşinin Fenerbahçeli olduğu belli. Tamam mı?
Fenerbahçe maçına gidip görüntü de vermiş. Bak bunu Galatasaraylı bir hakem için de söyleyeceğim, onu söyleyeyim. Fenerbahçe maçına hiç verilmesin demiyorum ama bir sezonda 24 maçı da var olarak verilmişse burada bir yanlış var. Bu sene 24 maça mı verilmiş? Öyle evet, diyor. 24 maç. O da biraz... Nasıl? Yok be oğlum. Fenerbahçe kaç maç oynadı ki 24 maça verilmiş? 30 maçın 24'üne verilmiş. 24. Yok, abi inanmıyorum böyle bir istatistik. Ya, var hocam. Abi inanmıyorum ben böyle bir istatistik. Her hafta var 30 hocam. 30 da... Hayır. Yok, her hafta maç olabilir ama 24 Fenerbahçe maçı olmaz. 12 maçı geçmez hocam. Bir saysın ya. Bak. Yok yok, kulüpte de yatıyormuş zaten ya. 12 maçı geçmez. Ama mesela bir de Fatih Terim'de fotoğraf çekilen hoca vardı ya. Kimdi o? Ümit Öztürk. Ümit Öztürk. Ya bir daha Galatasaray'da niye örnek veriyorsun? Şu an Fener'i konuşuyor mesela. Geçmişte hep tamam, böyle. Tamam bir dakika bak. Hep bir örnek var. Tamam da. Bu adam, vardaki adam. O hakem ayrı. Eren abi ben objektif olmuyorum ya. Objektifle alakası yok o iş. İşte bak siz bunlar. Yok vallahi objektif alakası yok. Fenerbahçe. Daha iyi. Ya da bu adam Emre Molak denen adam hep Fenerbahçe'de. Bir dakika tamam bak. Olmaz Eren abi. Olmaz Eren abi. Abi siz hiç hata kabul etmiyorsunuz. Yok ediyoruz. Nasıl? Valla özel iş. Fener'le ilgili bu hatayı veriyorsa Galatasaray'la ilgili de vermek zorunda. Niye? Onu da veriyor diyorsun ki Galatasaray'la. 3-5 yıl önceki mesela bir normal orta hakem bu sonuçta. VAR'dan bahsediyoruz. VAR yeni geldi bu sistem. Orta hakem daha kötü. Çünkü VAR bu olayı zaten VAR'la götürebiliyorsun bir şekilde. Maçları kazandığına baktığında penaltıyla kazandığında VAR yani, devreye girmiş. Abi, mesela bugün Osterwold'e yani. Bugün Osterwold'e normalde oynamaması lazımdı. Ne yaptın ettin abi? Oynattın. Değil mi? Evet. Oynattın. O adam da penaltı yaptırdı. Vermedin. Vermedin hocam görünüyor. Bak şey vermedin. Ne görünüyor abi? Vermedin mi? Evren abi. Oradan bir gittin. Maçı yine kazanabilir Fener. Belki de berabere biterdi. İşte vermedin. Dondurdun yani şu an. Osterwold'de bu hafta yok zaten. Sarı kırk cezalısıymış. Aynen. Cezalar için ne diyorsunuz çocuk? Bir dakika hocam ona geliyorum işte. Bitirsin oraya geliyorum. Şimdi İlahi Adalet ne oldu? Oynattın İrfan Can'a hata yaptı. Golü yedirdi. Osterwold'de penaltı yaptırmıştı. Verseydin. Ama orada yine bir kötülük yaptın Emre Molak'la. Yine işi bitirttirdin orada. Bak hep kötülükle gidiyorsun. İşin ondan rast gitmiyor senin. Sen doğru yolda doğru gitsen daha işin rast gidecek. Bu kadar avantajlı skor, bu kadar böyle muhteşem kadroyla senin normalde önde olman lazımdı. Tabii. Ama olamıyorsun. Galatasaray kötü oynuyor bir şekilde. Bir şey yapıyor ama bir şekilde önde. Ve sen bunu kabul edemiyorsun. Ben bu kadar para harcadım, bunu yaptım, şunu yaptım olamıyorum. Yani şimdi olamazsın. Bak Ümit diyor ki, hocam diyor. Olamazsın. Hocam, hocam bir önce şuna bir bakalım. Fenerbahçe 18 Mart'ta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Emre Malo'yu bir bulun da öyle. Kaç maça çıkmış. Bakıyor ya sayıyor. Ali Koç demiş ki bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Bir atlıkta kulübün başkanı olarak kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarır. O zaman bakarız. Mealen. Düşersek devam edeceğim dedi. Yani kısaltarak yazdık. Yanlış anlaşılmasın. 2 Nisan 2024. Futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz. Tamam. Ama o 14 günde işler çözüldü herhalde. Ne oldu? Ya kardeşim. Verilen cezalara bakalım. Hocam, hayır bir dakika. Bir dakika. Şimdi Sayın Ali Koç'a konuşuyorum. Bekleyin. Beyefendi. 25 bin kişiyi topladın. Müthiş bir umut. Haksızlığa uğramış bir takım var. Hepsinde el fikir. Daha fare bile doğurmadı. Daha bit doğurdu, bit. Bunu ben söylemiyorum ha. Binlerce Fenerbahçeli tabii söylüyor. Ligden çekilmiyorsunuz. Gerekçe şu. Müeyyideleri var. Sportif faaliyetlere, yani ligden çekilmelisiniz demiyorum. Ama taraftarın önüne bunu koydunuz. Ve havaya girdi taraftar. Sportif faaliyetler askıya almayı düşünmüyoruz. Doğru, düşünmemelisiniz. Ama bunda bak güda gündeme geldi. Süper Kupa maçına çıkmıyoruz dediniz. Şimdi çıkıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Buyurun beyefendi. Beşiktaş açıklama yapmış. Beşiktaş tamam. Şey, yok bu cezayı nasıl verirler diye. Soğuz'a bize verdi. Büyük bir açıklama yapmış. Beşiktaş'ı da hazır tutalım. Beşiktaş'ı da hazır tutalım bir yandan. Kapattım. Tamam hocam. Beşiktaş'ı da hazır tutalım bir yandan. Şimdi gelelim verilen cezaları tekrar bir gösterelim. Verilen cezaları gösterelim. Trabzonspor'a 6 maç men cezası 3 milyon 112 bin TL. Para cezası. Efendim Samet? Bana mı dedin? Egemen Korkmaz 1 maç men 13 bin TL para cezası. Fenerbahçe Osayi Samuel sevk edile ceza almadı. Ceydin Osterwald 1 maç men 52 bin TL para cezası. İrfan Can Elibayat 1 maç men 13 bin TL para cezası. Ve şunu da eklemekte yarar var. Batu Şahin sevk edilmedi. Tamam. Gelelim benzer cezalara. Benzer cezalarda ne olmuştu? Gelelim. Evren abi. Beşiktaş onu söylemiş zaten. Şimdi geliyor. Benzer cezalarda ne olmuştu? Ya yapmışsın ya kare kare. Ha. Markao Kerem'e kendi takım arkadaşına yumruk attı. 8 maç sonra indirildi 5 maça. Başşuay'ı döner tekme attı. Ceza yok. Osayi Samuel'e ceza yok. Osterwold'e 1 maç cezalı. Devam edelim. Bir tane daha vardı. Beşiktaş'ın da şu an. Yok Koza'ya mu? Verdiği 6 maç mı verdi? Var. Günay Güvenç kavga ayırma ve hakaret. Onu da Yusuf manipülatörlük yapma. Hakaret de var orada. Başşuay'a ceza yok. Osayi Samuel'e ceza yok. Osterwold'e ceza yok. Bu kadar değil mi?
Beşiktaş da ama kime ceza verdiler? Dersef Zoze'ye verdiler. Vermemişlerdi. Ben geçen kendime baktım. Hayır. Yok, yok, de Souza kırmızı kart gördüğü için hakemden ceza. Şimdi ama hocam bak Beşiktaş'ın açıklamasını verin abi o ben zaman. Geliyor. Resmi sayfadan vermiş yani. Şimdi bir defa. Niye örnek vermiş? Marka öyle Kerem'in kavgasını o kadar yanlış örnek veriyorsunuz ki. O kural kırmızı kart. Kendi takım arkadaşlar. Yani ne meşru müdafaa var ne bir şey var. Yani hani şey spor hukukunda meşru müdafaa diye bir şey yok. Kendi, ya, abi tamam siz kendi arkadaşlarla ben spor hukukunu falan karıştırmam. Ben olay bu olay benim başıma geldi kardeşim. Bu bir savunmadır. Bugün hanginizin başına gelse aynı tepkiyi verirsiniz. Bana kimse hikaye anlatmaz. Yani şu marka öyle Kerem örneği yani kuşla köpek gibi bir o şey yani. Abi bir dakika tabii benim lafım. Harun Tekin de 4 maçıydı. Abi tamam bak şimdi. İki tane takım arkadaşı birbirle kavga ediyor. Rezilliğin, kepazeliğin önde gideni birbirlerine düşmüşler. Öbür tarafta taraftan saldırmış. Bu çocuk kendini korumuş. Verdiğiniz örneğe bak. Yani alakası da örnek. Korumuş hayır, mu? Hayır. Osterwolde. Şey. Abi Osterwolde ismi orası artık arbede olmuş. O anda artık kim kime vurursa artık olay düşünemezsin abi. Bilmiyorum. Bak bana şunu söyleyeyim. Benim şöyle anlatayım. Yarın Galatasaray'ın başına gelsin. Şu konuşmalarımın bir gram farklısını konuşursam yüzüme tükür. Ben de aynı şey aynı noktadayım. Bir tamam. Gram farklısını tamam bak. Konuşursam tamam bu tutarlılıktır. Senin biliyorum hukukçu kimliğin var. Hayır senin hukukçu kimliğin var. Ben sen oradan bakıyorsun. Ben vicdandan bakıyorum abi. Bu da bir yolundur. Tamam, anlatabildim mi? Aynı yerden. Ama ben şunu yapmıyorum. Aynı yerden bak. Ben şunu yapmıyorum. Zaten. Yarın aynısı Galatasaray'ın başına gelsin. Hayır Evren abi de burada. Evren abi de diyecek ki ne yapsın kardeşim kendini savunuyordu diyecek. Fenerli oyuncuya niye bunu demiyorsunuz? Yok savunmasına ben normal dayak bana vururken tepki veririm. Şimdi yerde yatan oyuncu. Dışarıda da vurmam yani. Vurursun. Vurmam. Evine bir hırsız girdiği zaman hırsızlık yapan adam başında ne geleceğini kabullenecek. Ben o pozisyonda da giderim içeri halbuki muhatap da olmam. Ya o başka o, bir, yani o an denk geldi. O araya denk gelebilirsin. Büyük oranda Ümit Özat'la aynı düşünüyorum. Bir nokta. Hocam almış. Sen Osterwolde'ye mi yok, altı ay ceza almak? Abi dinlemiyorsunuz. Şu Markaoyla Kerem'in kirli şunlarla ne? Bir dakika. Sapasamanı ayırmak lazım. Trabzon maçında verilmiş olan bütün cezaların bir tanesine muhalefet şerri koyarak hepsine ötekini öne al. Samet bir öne al. İmza atarım. Trabzon 6 maç seyircisiz. Okey. Uygun. Öne al öne. Ötekini al. Cezaları başak. Açıkla. İlk cezalar. İlk. Samet. PPDK'nın ilk cezalarını açıkla. İlk cezaları. Tekrar söylüyorum. Trabzon 6 maç ben parayı bilmem yani. Altın Başmen doğrudur. Egemen Korkmaz bir şeyler olmuş. O da doğru. İrfan Can Eğribayat ne olduğunu bilmiyorum. O da doğru. Bright Osayi Samir'in ceza almaması kesinlikle doğru. Meşru müdafaa. Batshuayi meşru müdafaa. Ama benim hukuk anlayışım ve sportif anlayışım Osterwolde'nin yaptığı iş meşru müdafaa değildi. Gerekçesini açıklıyorum. 7-8 metre koşarak yetkililer tarafından pasifize edilmiş bir adamın kafasına tekme atmasının cezası bir maç değil, en az 8-9 maç olmalıydı. Bir tek Osterwolde'ye verilmiş olan cezayı manasız gülünç buluyorum. Verilen ve verilmeyen bütün cezalara, Osayi'ye verilmemesi, Batshuayi'ye verilmemesi... Oynadı hocam o adamı. Mutlaka çıkarıyoruz. İmza atarım. Şu var önünüzde, şu Esteban Alvarez'in bir videosunu getirsenize ya. Hollandalı getirin ya. Hollanda, hadi Altmar, bir getirin Altmar, bakayım Altmar, ya. Altmar. Tamam. Hadi bir getirin de bir göreyim ya. Müdafaa yok yani Osterwolde'nin pozisyonu. Bu arada biz mesela şöyle bir şey algılanıyor. Avrupa'da bunlara ceza verilmiyor falan. Eric Cantona kendisine küfür eden taraftarı bir dakika dövdü de hapis yattı. Ya bırakın bak. Yine yanlış örnek. Aldı, bağırın, ya bir dakika. Yine yanlış örnek veriyorsun. Babacığım yine yanlış örnek veriyorsun. Burası sağa. O tribüne saldırıyor. Hayır. Bırakın. Sen haksızsın Ümit Aklı. Ya öyle bir şey yok. Patrik Evra ile Cantona tribüne saldırıyor. Yanlış yapıyorsunuz. Sakin anlatayım. Kiri geliyorlar. Avrupa'da tribüne saldırmanın meşru müdafaa tarafı neymiş beyefendi? Meşru savunma falan demedim. Bir dinlemiyorsunuz ki. Ben biliyorum ne demek. Hayır Bonte'ye getirerek söylediğime başka bir yere çevirmiş. Ama örnek benzer örnek değil ki zaten. Baştan konuşulması yanlış. Ha işte bak ama dinlersen ne dediğimi anlayacağım. Peki dinliyorum buyurun. Ben dedim ki Avrupa'da falan böyle olaylar yaşanmıyor deniyordu ya. Ben demedim öyle bir şey. Tabii böyle deniyor yani. Birileri böyle diyordu. Olduğu ortada. Yani tamam. Futbolcu taraftar dövüyor. Tamam. Nereye varacağız buradan? Ben bunu dedim. Başka bir şey tamam, dedim. Tamam. Evet. Sana demedim. Sana cevap tamam, etmedim. Bir, Avrupa'da yaşanmıyor demedim. İki, ben Patrik sana Evra... demedim ya. Ya ben... Tamam. Yaşanmıyor diyenleri anlatalım. Ha, onu Patrik Evra ile Cantona örneği. Patrik Evra ayrı. Nedir biliyor musun? Yanlış örnek. Anladım, yani hem abi. Senin lafın. Köpek insanı ısırırsa ne haberdir? İnsan köpeğe ısırır. Orada insan köpeğe ısırdı. Tribüne çıktı.
Ama burada tribündeki sahaya indi. Şey örneği de doğru. Patrik Kantona tribüne saldırdı. O yandaki kalecinin dayağı da doğru bir. Doğru değil. Onu getirin. Da doğru. Bir kişinin de. Dört maç yapmadım abi. Bir kişinin inmesiyle her taraftan bir yüzlerce kişi. Dört maç aldı. Seyirciyle kavga etti. Şey geldi. Yüzlerce kişi yok. 22 kişi. Harun Tekin Bursa'da kavga etti. Seyirciyle dört maç aldı. Bak o yüzlerce kişi de manipülasyon. Ben 22 kişiyi bilemem. Bir sürü adam koşuyor. Ben ona tek tek sayamam. Ben sana resmi. Sayamam. O başka bir şey. Ben resmi rakam. Bak hocam. Şuradan sokağa çıktık mı beşimiz? Evet. Sana biri vurdu. Evet. Bana biri vurdu. Evet. Oradan belki belki Evren abi içeri girelim diyor ya. Ben kaçarım abi. Oradan biri geldi. Evren abi ne yapıyorsun? Bir şey geldi. Hop ne yapıyorsun? Oradan Yusuf. Oradan bu. Abi o harbede de ne olacağını bilemezsin. Bilemiyorsun yani. Can abi hocam. Abi, can abi. Karşıdan karanlıktan bir herif geliyor. 5-6 kişi var. Bilemezsin bana abi. Bana mı vuracak? Ümit'e mi vuracak? Şimdi şunu ben konuşalım. Ben de uçan tekme atarım. Ben burada Galatasaray'ın adına konuşuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Niye Galatasaray'ın adına konuşuyorum? Atarım abi. Galatasaray'ın ne alakası var bu? Anlatayım abi bir dakika. Yarın sizin başınıza geldiği zaman da ben aynısını ama siz aynısını demeyeceksiniz. Aynı olayı Galatasaray'la birebir yaşasın. Dilerim Rabbimden aynısını Galatasaray'la yaşatsın. Galatasaray öyle bir şey yapmıyor. Bak yaşatsın. O zaman kalkacaksınız. Bugün eleştirdiğiniz bu oyuncuların aynısını yap. Niye? Adam kendini savunuyor diyeceksiniz. Ama kalkıp da burada bu oyunculara kendini savunuyor demiyorsunuz. Yani değil abi yapma. Ben abicim oyuncu zaten gidiyor şimdi bak seviniyorlar. İki tane önde koruma var. Adamlar gelirken oyuncular da oraya doğru gidiyor. Atlıyorlar. Atlamaları zaten yanlış. Abi dört yönden geliyor. Evren sen abi, bu taraf. Abi sen baktın yap bir gir. Getir Samet ya, bulamadınız. Olay bu. Normal oldu. Abi bak Estağfurullah Alper. Yoksa biz bulamadılar mı abi? Ümit abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir oyuncu bak, ceza almasın normal. Estağfurullah Alper'in görüntüsü geliyor bak. Ben önümde görüyorum şu anda. Estağfurullah Alper'e doğrudan saldırıyor. Tamam. Estağfurullah Alper'e de yere yatırıyor. Bir dövüyor. Dövüyor. Vuruyor iki tane. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Güvenlik geldiği zaman geri çekiliyor. Tamam ona bak. Devam etmiyor. Evet. Orada abi, değil abi. Çok ufak. Hayır ya bambaşka bu işi. Yani bu işin şey benle girdi ya. Ben bir şey anlatıyorum. Osay Samuel de bak ben diyorum ki Osay Samuel'in ilk yaptığı var ya hani yerde vuruyor. Buna ceza verilmemeli. Ama koşan adama yumruk atıyor. Bu bir soru işareti. Peki, Osterwold de bir dakika bitireyim ne olur. Bak senin dediğin örnekten veriyorum. Osterwold de yerdeki adama vuruyor ya savunmasız adama artık. Bu cezadır. Tam bir şey anlat. Bir dakika abi. Duruyorum ben. Tamam. Bir dakika. Hocam tamam. Tamam. Bir şey diyeceğim ya. O kornerdi be birinin karnından girip bir tarafından çıksaydı. Aa, o da çok. Bir dakika. Tamam. O çok yerde olabilir. Yatan adamın yüzünden olduğunu söyleyip ya buna niye vurdular diyecek miydiniz? Peki sana bir soru sorayım. Bir dakika abi. Diyecek miydiniz? Ben aynı şekilde soru sorabilir miyim? Tamam bir dakika. Sor. Cevap ver ben de soracağım. Diyecek miydiniz? Harun Tekin. Bir dakika dur. İşte o zaman vicdan gibi devreye. Tamam. Osterwolde'nin kramponları adamın gözünü çıkarsa ölmeye geçtim. Gözüne geldi çıkarsa dişleri. Yargılanır. Aynı şey diyecek miydin? Abi bir dakika bir şey anlatıyorum. Osterwolde diyorum. Abi bu ben bak. Videoyu. Bu münferit iki kişiye bir kişinin dövdüğü. O bak. Bak hocam bak. Bak. Hocam bak. Bak şimdi. Burada bak. Vurdu. Tamam. Dur. Dur. Vurdu. Bak vurdu. Tamam. Güvenlik geldi ne yaptı? Güvenlik geldi ne yaptı? Bak. Bak güvenliği de şey zannediyor biliyor musun? Zandı, şey güvenliği aldı. De güvenlik de saldırıyor. Korkmuş. Korktu. Hocam, sonuca bakın. Bu meşru muydu ama? Baba burada hocam, konuştu. Güvenlik gelince ne yaptı? He. Abi bir şey önce korktu. Sonra ya burada ne adamın yaptı? Ne yaptığı değil. Burada bir şey anlatıyor. Burada federasyon karar verdi. Hakem geldi. Kaleciye kırmızı kart gösterdi. Taraftara niye vuruyorsun diyor hocam. Ertesi gün kaldırıldı bu, cezası. Bir dakika kırmızı kart gösterdi diye bu takımın hocası takımı sağdan çekti. Ertesi gün taraftara sahaya giren taraftara 36 yıl statlardan men cezası. Doğru. Ölene kadar yani. Kırmızı kart iptal. Maç adam tekrar. Oynadı. Maç tekrar. Şimdi yani abi şimdi bak buradaki şunu görüyorum bak. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. O doğru abi. Ya, değil abi bu değil. Ben sadece şunu istiyorum ya. Ya arkadaşlar bu olay başınıza geldiği zaman aynı Fenerbahçeli oyuncuları eleştirdiğiniz gibi eleştirecek misiniz? Valla Galatasaray'la oyunculara biliyorsun 6, 8, 10 maç Fatih Hoca hepsine verdiler biliyorsun olaylarla ilgili. Bu olay Galatasaray olsaydı ben sana söyleyeyim. Nereden baksana 4'er 5'er maç çıkarlar. Fatih Hoca nerede 6, 8, 10 verdi? 7, 10 maç yedi. Ne? 10 maç yedi hocam. Ne yaptı Fatih Hoca 5 yumru lafa mı yaptı? Buraya da bana avrat küfür etti de yedi. Ona fazlasıyla verdiler. Engin Baytar diyor. Engin Baytar meşhur müdafaa mı yaptı? Gitti Cüneyt Çakar'ın ağzının içine baka baka. Beşiktaş maçındaki olaylar ve şu an Güney'e verilen ceza hemen aynı gün veriyorsun. İkaride ya, yapılan olay. Şey, bırakın abi bu işleri. Bu ceza hepsi sportif. Alakası sportif değil. Burada terör var. Atlamalar var. Bir de şöyle kadar. Yani ben aynı şeyi konuşuyoruz. 22 kişi atlamış. 22 kişi. Ben o engamede 22 mi 122 mi kestiremem. Onu diyorum hocam. Kestiremezsin bak, hocam. Bak en güzel örneği psikolojisi söyleyeyim mi? Şu Alvarez'i versene bir daha. Verin orada bir pozisyon ya. Var bakın. Şöyle duruyor bak, koruyor. Bir dakika. Vuruyor.
Bir, istese suratına vurur, ayağına vuruyor. Öldürme beni. Hayır, vuramıyor suratını abi. Adam ayağına vuruyor çünkü. Dur. Ay bir yer geri al. Alvarez'in oynat. O gelen adam şöyle yapıyor. Bak, gelen adam. O gelen adam güvenlik mi? Çakal mı? Atlayan kendi önce bir gardını alıyor. Adam elini kaldırınca mı demek? Ben güvenliği. Şimdi ben size söyleyeyim. Bu olay Türkiye'de olsa. Bu olay Türkiye'de olsa Esteban Alvarez'e ne diyecekler biliyor musun? Birebir anlatayım. Adamı vurdun, yere düşürdün, niye vuruyorsun diyecek. Ya o hengamede vurulur. Ama bu maçta bu maç aynı örnek veremez. Trabzon daha vahim. Trabzon daha vahim. Bir tane şaka var. Nereden ne geliyor belli değil. Gelmezse suç şeyleri falan o gerginlik oyuncuların sahaya gidip hafif sevinebilir. Geçmesi arkadaş, lazım. Burada arkadaş, adam direkt üstüne geliyor. Tamam. Burada sevinme falan yok. Tamam. Kaleci kişi, sevinmiyor. Maçın içerisine aniden giriyor adam. Bir kişi. Bir. Sen de ben de olsam dönük. Sevinmek milleti aşağı atlaması için tarih olamaz. Değil. Ama bu arada ilgili diyorum. Bu oralar yarın Galatasaray başına geldiği zaman Galatasaray'dan böyle gelmedi abi. Gelmedi. Abi. Nerede geldi böyle ya? Çok ceza verdi. Nerede geldi? Hocam geldi mi Galatasaray maçına böyle bir olay? Kendi aralarında maçlarda geldi. Oyuncularla alakalı. Oyuncularla alakalı. Ben sorumlu. Ali abi cefazelik onlar yaptı. Yapmasın abi. Cefazelikle alakası yok abi. Ebu'ya saldırdı. Tabii şunu bir gösterin ya. Anlatıyorsunuz da. Ebu'ya bir saldırı pozisyonunu bir gösterin ya. Bir kişi önemli. Abi bu şey normal mi ya? Bugün bir maç, bu maçta oynaması normal mi Oğuzlar Bilgiler'in? Bugün bir maç ceza veriyorsun. Bunu konuşalım abi. Başka bir şey. Ama bunu konuş. Siz burada doğruyu konuşun. Ben de burada doğruyu konuşuyorum. Yok ben onu zaten diyorum. Siz burada yanlışı konuşuyorsun. Ben de yanlışı konuşuyorum. Hiç de onu ceza almasın. Hatalı girenler. Onu ben zaten söylüyorum. Ama böyle yani o hiçbir şey almamasın. Hiçbir şey bize ceza veremezler deyip istediğini yaptırdı abi sonuçta. Mülöfle hepsi oldu yani. Adamlar sahaya çıktı oynadılar. Vallahi ben tweet de attım buna karşı. Başardı. Birileri başardı. Kimse ne oldu düşünemiyor abi. Çıkmasın abi maça çıkmasın. Şimdi düşünsene yarın Galatasaray'ın başına geldiği zaman bu sefer diğer kulüpler diyecek ki ceza almalı. Değer. Çünkü siz bugün o gün Fenerbahçeli'ye aynı şeyi gösteremediniz. Objektifliği gösteremediniz. Yarın sizin başınıza geldiği zaman ben de diyeceğim kardeşim kusura bakma diyeceğim. Ya bu Torreira'nın 8 maç ceza alması lazım. Yerli yatan adama niye vuruyor diyeceğim. Dilerim Allah'tan Galatasaray oyuncuların başına gelir. Dilerim bak dilemem demiyorum. Dilerim onların bizim oyunculara yaptıklarının aynısını ben diyeceğim. İnşallah Torreira başına 8 maç ceza alır. Niye yerli yatan adama vuruyor diyeceğim. Çünkü aynı tepkiyi o da verecek. Futbol. Tabii saha, yerde yatıyorsa. Saha. Yerde yatıyorsa vereceksin. Saha özünün yatak odası. Orası vermemiş. Onun. Vermemiş. Orası onun. Esteban Alvarez vermedi ki. Yerde yatılınca bırakmış. Esteban Alvarez bırakmış. Yerde neyi bırakmış abi? Yerde 3 defa vuruyor. Neyi görüyor? Neye bakıyorsunuz abi? Yok o sarvacıya vermedi sen bir dakika. Kendi dövüyor ya. Ne? Ondan sonra adam etkisiz kalınca geri çekiliyor. Bir kere yıkıldıktan sonra zaten etkisiz. Adam kalkıp saldırıyor. Oster gol diye konuşuyor. Abi bak ama aynı enstantane değil. Oradaki. Nasıl değil abi? Oster gol diye vermedi ama ceza. Valla bak şimdi bir kavga var. Abi. Ben sen yerdesin ama. Ben o bir dakika abi. O tansiyona ben arkamdan kim geliyor? Sağımdan kim geliyor? Solumdan kim geliyor? Onu düşünemesin abi. Oster gol diye. Hocam Oster gol diye hedef alıyor. Bakıyor ki orada kavga var. Oster Bolle ağır ceza almalıydı. Başka kimseye dokundurtmam. Yani ben de bakıyorum. Yani. Abi söylesene ben bana mı geliyorsun? O adamın sahada ne işi? Abi hiç konuşmadınız biliyor musunuz? Ne? Yani sadece cümlede kaldı. Ne? Yok, bir daha söyle. İlk önce orada o adamın sahada ne işi var? Bak. Olur mu ya? Hayır yani ben burada ne dedim? Bu adamın Trabzon'da... Hırsız eve niye girmişi konuşmuyorsunuz? Ev sahibi hırsız. Bu adamın bak yüzü maskeli olan adamın hapis cezası alması gerektiğini söyledim. Alacak da. Yüzü maskeyle olan adamın Trabzon'da olduğuna inanmıyorum dedim. Ordulu çıktı zaten. Trabzon'da değilmiş. Almanya'dan geldi çıktı. Evet. Daha öte bir şey söyleyeyim. Ya, bu adamın Trabzon'un alakası yok ki. Bu adamın örgüt ve terör bağlantılarını araştırılmalı dedim. Daha ne diyebilirim ben? Bak kendi adıma konuşuyorum. Ben daha ne diyebilirim? Ama bir şey abi, söyleyeyim. Genel ya, kardeş Trabzon'u bağlamaz ama şu var. Kağıt üzerinde Trabzon bütün seyircinin yaptığı olaydan sorumludur. Aslında burada en büyük sorumlu, onu da o gün söyledim, hakem abicim. Bak oradan başlıyor. Bak şimdi, 10 tane Galatasaray'ın içinde bir tane taraftar edilmiş. Öyle bir şey yok abi, o garip ama. Allah'ım ne alakası var ya? Karışmadı ama, burada istese adama saldırırlardı. Yok, saldırıyor zaten, adam vurarak geliyor, görüntüyü veremiyoruz mesela. Vurarak geliyor abi buraya. Yapmaması lazım oyuncunun da ama yaptı. Elinde yumruk da geliyor yani. Buraya da bak, ona bakarsan buradan baktığından böyle duruyor. Tabii gardım, yani bir şey gibi. Gardımı almış abi, nasıl yoruyor abi, 27 numara. Videoyu keşke izlesen, çok net anlayacaksın abi. İzletirsin bir tane. Yani ya buradaki temel konu şu abi. Yani bak. Vermemişler zaten ceza ki. Futbolcunun namaremidir. Değil mi? Mahremidir özür dilerim. Mahrem yeridir. Mahrem mi? Ne diyorsunuz? Mahremidir. Mahremidir. Girme abi oraya. Yatak odasıdır. Girme abi oraya. Girersen
Hırsız bir yere giriyorsa başına geleceği... Peki bir şey soracağım. Razı olacak abi. Hanımefendi şey gitti. Nisa tatile gitti. Dedin ki bir gece. Ahmet abi bende kalsın. Tamam. Bana salona yatak yaptın. Amerikan hukuku ile Türk hukuku. Hayır Türk hukuku. Türk hukuku. Türk hukuku. Başka bak. Bizde hep problem şu. Sanıyoruz ki. Ya ama ben bitmedi demedin ki. Biliyorum ne soracağını. Ne diyeceğim? Yani. Ben ya salonda yatıyorum. Hayır, bana geldi. Hayır. Bursam öldürmem müsaade olurum. Müsaade et. Hayır diyorum. Müsaade et. Sen odanda yatıyorsun ben salonda. Saat 4'te bir tıkırtı duydun. Herhalde dedin ki hoca tuvalete kalktı. Tamam. Yaşlı prostatı var. Bir baktım bir herif. 19, 20, 25 yaşlarında. Vuruşmaya başladınız. Ben kalktım. Bir koydum herifi altıma aldım. Tamam. Sen de o panikle, korkuyla adamın suratına, kafasına, gözüne vurdun. Tamam. Herif kafatası kırıldı. Kafatasının kırılması sadece vücutla, yani sopa veya bıçak yok. Türk hukukunda ceza alır mıyız almaz mıyız? İspatlayabilirsek ki çok zor ispatlayabilir. Evime geldi. Hocam bir dakika bir şey söyleyeyim. Herhalde evime Ahmet abinin kıçını yalamaya gelmedi. Ya, soymaya geldi. Ya hocam işte bak bunlar o kadar... Örnekler. O kadar, bunlar işte hukuk fakültesi örnekleri. Biz bunu hocam 3 saat çalışıyoruz. Peki. Tamam mı? Birçok ihtimal olabilir. Ben nereden bileyim ikimiz belki de adama tecavüz etmeye kalktık. Nereden evime geldi? Vay. Belki de evine gelmedi de biz getirdik. Ya şimdi kameralar var. Hayır. Herif diyor ki. Herif diyor ki. Bak ben de bir olay var anlatayım tamam. Herif diyor bir dakika ki, hocam. Ben hırsızlık yapma geldim. Anlatayım. Benim karıma sıçtılar hocam, diyor. Anlatayım. Evet. Bak ben sana o yaşanmış anlatayım. Evet. Bu ıvır zıvır değil. Gerçek yaşanmış olay. İki tane arkadaş, yakın arkadaşlar. Sonra kavgalaşmaya başlıyorlar tamam mı? Birbirlerine giriyorlar. Bizim benim müvekkilim rahmetli oluyor sonrasında anlatacağım. Onu dövüyor. Genç benim yaşlarımın hepsi. Ümit abi ne olur konsantre ol. Dövüyor. Sonra bunlar diyorlar ki hesaplaşacağız. Dayak yiyen diyor ki hesaplaşacağız. Vuracağım seni, kıracağım falan vesaire. Sonra abi bir akşam karşılaşıyorlar. Petrol ofisinde güya. Şeyde, benzinlikte. Benzinlikte karşılaşıyorlar. Arabadan arabaya. Bu adam geliyor dayak yiyen adam diğerine geliyor. Ne haber lan falan diyor. Böyle seninle görüşeceğiz diyor. Diğer adam döven arabaya biniyor kaçıyor. Yanında da bir arkadaşı var. Arkadaşını arabaya almıyor. Tek başına çıkıyor yola. Kaçıyor. Gidiyor kaçıyor. Korkuyor bir şey olacağını evet. diye düşünüyor. Dayak yiyen de yanındaki arkadaşıyla beraber gidiyorlar. Tamam mı hocam? Üstü açık araba. Karanlık yol. Tamam. Beraber gidiyorlar. Gece karanlık yol. Tek atış. Çaprazdaki arabaya üstü açık camdan değil hocam yandan değil yanlış anlamayın yani direksiyon burada ya cam nerede bitiyor burada bitiyor şöyle bir şekilde bir yandan da arabayı kullanırken tek atış kafaya sıkıyor diyor. Ölen senin mesafe ölen dayak yiyen mi ölüyor dayak yiyen değil dayak yiyen öldürüyor öldürüyor iki yanındaki de çocuk duruyor bir dakika ya dayak yiyen öldürüyor kaçan ölüyor. Çocuğu dövmüş zamanda ölüyor evet ölüyor. Yanındaki de diyor ki benim bu olayla hiç alakam yok. Ben öbür tarafı hiç tanımam. Ben o gün diye işten ayrılmıştım. Arkadaşımla içecektim. Bir anda bunu gördük, vurduk diyor. O çocuğa masum olduğunu iddia eden çocuğa diyorum ki duruşmada. Peki diyorum hani nasıldı bize yön gösterebilir misin? Nereden nereye ateş edildi diyorum. Sağa sola demiyor. Eline alıyor ateş tabanca alıyor. Orada duruşmada da söyledim. Bak dedim o anı yaşadı dedim. Silah atar gibi gösteriyor çapraz diye. Şimdi soru şu hocam. Birkaç tane soru var. Sonrasında bu çocuklar gidiyor. Bir evde saklanıyorlar. Hatta sonrasında birileri vurmuş ya. Yarım saat sonra bir arkadaşına mesaj atıyor. Instagram bana hep sorun oluyordu. Kapattım falan diye. Yani ne çıktı sonuçta? Geldim hocam. Bir dakika. Şuraya İlginç geldim. Bir dakika. İlginç bir hikaye. Bir. Yandaki çocuğun suçu var mı? Niye? Hocam arabayı kullanırsa suçu var. Kullanmazsa masum bir şekilde yanında oturuyorsa yok. Arabayı kullanırsa niye suçu var? İştirak ediyor beraber. Yardımcı oluyor. Beraber adam öldürmeye gidiyorlar. Tabii kovalıyorlar ya. Vurmaya beraber öldürme. Yanında oturuyor masum bir şekilde belki durdurmaya çalışıyor. Bilemiyorsun. Arabayı kullananın yan tarafı ateş edip öldürme ihtimali yok. Ulan demek ki öbür adam direkt silahı sıkmış. Şimdi 1000 tane soru işareti. O adam söylemiyor mu? Ben sıkmadım bu sıktı. Hocam aynen bunu diyor. Birbirlerine atıyorlar. Dur. Kamera falan yok. Gece kalan kamera mı olur? Bunlar nasıl? Diyor ki tesadüfen karşılaştık. Bu arada tesadüflük de yok. Yolu geri çeviriyorlar. İkisi de ben vurmadım mı diyor.
İkisi de ben vurmadım diyor. Sonra ben olayı... Yok biri ben vurdum diyor. Vurdum diyen şoför mü? Vurdum diyen diyor ben arabayı kullanıyordum o hiç alakası yok diyor. Ben diyor daha önce dayak yedim vurdum diyor. Vurdum diyen vurmamıştır. Hı. Ben bir, o gün bir duruşmasına tek giremedim bugün orada. Bir duruşmasına tek Şakarya'da giremedim. Şakarya'da bu olay Şakarya'da. Evet. Kocaeli'nde. Kocaeli'nde. Yan taraftaki çocuğa beraat mütalaasını istedi savcı. Bir sonraki duruşmaya girdim. Dosyada hakim dedi ki siz dedi bilirkişi raporu geldi. Maktulün fotoğrafları var. Bakabilir misiniz? Görmek ister misiniz? Dedi görmek istemiyoruz. Ben de aldım hocam fotoğrafı koydum. Bakın ulan dedim. Böyle sert konuştum biraz. Öldürdüğünüz bakacaksınız dedim. Sizin korkaksınız. Bunlar dağıldılar. Duruşma bildiğin şeye döndü. Bir dakika adam ben vurdum diyorsa adamın bir suçu yok ki ya zaten. Hocam biri vurdum diyor biri ben vurmadım diyor. Ben de diyorum ki. Ben vurdum diyor adam tamam mesela. Hocam, ama ben vurmamış. Vurmamış. Bir dakika vurmamış dediğin adama duruşmada yön soruyorum elinde ateş alıp silah gösteriyor. Vurmayan adamın... Peki adam vurmadığı halde suçu mu üstleniyor? Hayır hocam anlatamıyorum herhalde. Bak iki çocuk var. Biri ben vurdum diyor. Öbürü ben vurmadım diyor. Tesadüfen geldim oraya diyor. Fakat ben ona sorduğum zaman o anı yaşar gibi... Vurmadım diyene. Vurmadım evet. Diyeni soruyorum. Tamam ben de dedim ki vurdum diyen vurmamışsın öbürü vurmuşsun dedim. İşte senin dediğine geliyor. İşte, sonuç da oldu kardeşim. Sonuç işte onu anlatıyorum. Vurmadım diyene beraat mütalaası veriliyordu. O duruşmaya girmedim ben. Sonraki duruşmaya girdim. Savcı mütalaa değiştirdi. Çocuk müebbet hapis cezası aldı. Her ikisi de. Her ikisi de. İştiraka mı girdi? İştiraka girdi. İşte bak olay budur hocam. Hukuki tekniğe. Bin tane olayı var bunun. Tamam, bin tane detayı var bunun. Bir tutamaz. Aynı olay demiyorum. Hani hukuk nasıl bir şeydir? Ya şey peki iştiraka sokman için maddi delil ne? İşte hadi bakalım maddi delil ne? Bana kalırsa bir. 152 ilkesi. Duruşmadaki hal hareket. Çünkü şüpheliler yani sanıklar daha doğrusu o kamera görüntüsü yok. Ölen ya ölmüş gitmiş. Olayın hem sanığı hem tanığı. Dolayısıyla o anı yaşadıkları an duruşmadaki olaylar yani o duruşmadaki 100-150'lik sanıkların performansı. Yeter mi bu? Bir dakika o çok önemlidir. Yeter mi? Eskiden yıllarca kamera mı vardı hocam? Tanık mı vardı? Tanık yok kamera yok. Adam hem öldürmüş hem tanık. Senin onu konuşturman lazım. Maharet orada. Bu bir. Bunu attık cebe. İki. Silahta parmak izleri, swap izleri var mı elde? Hani kurşun izleri falan. Bunda var mıydı? Yoktu. O zaman eldiven, o zaman profesyonel mi? O zaman biri o arabayı kullandı, öbürü vurdu. Hmm. Ya olay çok tuhaf. Planlamışlar yani aslında. Ya da planlı. Ben bu arada planlı olduğuna eminim. Bence planlı. Çünkü ben onu gece, düşünüyorum. Bak, gündüz Instagram'a bir adamla fotoğraf atıyor. Fotoğraf attığı adam da öldürülen kişinin düşmanı. Tamam mı? Hmm. Biz beraber intikamımızı alacağız gibi fotoğraf atıyor. Gecede öldürdükten sonra arkadaşına ilk attığı mesaj Instagram'ı kapatıyorum diyor. Demek ki Instagram'ı gündüz attığın adamla bu işin içerisinde. Üçüncü sanık daha var. Gece evinde kalan. Diyor ki telefonla birini aradı. Abi hallettik bu işi dedi diyor. Fakat üçüncü kişiye ceza vermedi. Efendim Bilşen Özbey'le hukuk bir temel hukuk dersinin ilk bölümünü izlemiş olduk. Bir de bir hukuk. Zaten bir hukuk öğrenmediğimiz kaldı. Bu spor medyasında var ya her şeye girdik. Neydin Samet? Ne? Arkadaşlar 133 bin aboneye 20 şey kalmış. Hadi basın son dakika. Bir hukuk kanalı açsana. Yok ya bu hikaye böyle bir çok hikaye var. Ben var ya anlatıyorum. Filmlerde vardı ya. Fakat bu işte ikisini birden muhabbet almasını hala içime şeydir. Tabii. Ya hocam işin kötü yanını biliyor musun? İkisini bu şey var ya bu o şeylerde oluyor. O ikinci müebbet alan var ya şüpheli olan. Avukatı da istinaf etmeyi unuttu dosyayı. Ha gitti seçilleşti. Kesinleşmedi şu Allah korusun yani biliyorum da Allah hiçbir yargıtaya mı gitti? Otomatik istinaf var 15 yıl üstü olduğu için yani reysen istinaf diye otomatik demeyelim reysen istinaf var diyelim. Bir dakika hocam dur şey yapalım 133 bin aboneye geçelim. Bitti hadi. Bir dakika dur olmadı daha. Arkadaşlar son 21 abone. Lütfen. Haydi basın baba. Ya 133 tamam. Bin. Bam. Yani veriyoruz. Bir dakika çocuklar. Süper kupayı alıyoruz. 21. 20. 19. Kaç? Hocam bakayım. Öyle olmuyor hocam. Hızlı düşmüyor hocam. Ya. Sen deyince olmaz hocam. Ümit demesi lazım. Arkadaşlar. Siz kaç şu anda kaç? Hala 20 kişi. İkimiz daha, diyelim. Tamam. 17. 19. 13. 13 neden çıktı abi la? İşte 13'e düştü mü? Yok düşmüyor. Tamam. Nasıl hadi düşmüyor ya? Hadi abi hemen abone olun. Gözünü seveyim. Bir dakika kaç? 81. 19 mu kaldı? 19. Evet 19 kaldı. 18. Bakıyorum. Arkadaşlar sizler... Haydi Galatasaray'ın haberler mi yapacak? 3 hadi. Kaldı. Oldu. Kaç kaldı? Kaldı? Oldu bak. Bak oldu gördün mü? Ya, haydi Galatasaray'ın 3 tane daha basın. Bir de yorumlarda sabit.
Bir Haber TV bu gece 2000 yapar mısınız ya? Bir tıklayın abi. Bir Haber TV'ydi abi. Bir Haber TV. Haber kanalımız. Türkiye'nin en objektif. Yine her şeyin konuşulabileceği. Daha izlemedim tam olarak ama objektif. Büyük bir objektiftir. Hocam objektifiz değil mi biz? Haber kanalı açtık. Haber bölüleyim. Haber kanalı açtıysak objektif oluruz. Onda yüzde yüz. Oğlum sen hayatın boyunca objektifsin. Biraz fevrisin ama objektifliğini tartışmam seni. Allah razı olsun hocam. Vallahi sağ olun. Tıpkı ben gibisin. Aynı Ahmet Hoca gibisin. Tabii tabii. Beni Ahmet Şakar etmiş. Biz onun için benziyoruz biliyor musun? Hoca değil mi? Sen objektif değilsin ama ben objektifim. Sen acayip objektifsin. Bir Haber TV'ye de lütfen abone olursanız. Bu gece 2000 abone yaparsak çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Ümit abi var mı söylemek istediğim bir şey? Öpüyorum. Evren abi. Sevgiler. Hocam. Süper Kupa geliyor. Evlatlarım. Dön başa. Evlatlarım. Bir daha başla. Tamam, bir daha başla. Bu şimdi 30 saniye daha gitsin. Ümit abi var mı söylemek istediğin bir şey? Öpüyorum. Evren abi var mı söylemek istediğin bir şey? Öptüm 7-0. Hadi hadi. Niye var? Bir espri olmak kaçırdım. Ne oldu lan? Hoşçakalın, bitirdik. Ne oldu? Şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Hayra Misli, Misli. Misli.com'un sunduğu It's in the Game sona erdi.